Merhaba, güzel bir pazar günü diliyoruz. 2023'ün son pazar günü, hatta son günü artık son saatleri 2024'e doğru gidiyoruz. Ve yılın son gününde bir pazar klasiği olan Avrupa Stüdyosu'nda sizlerle birlikteyiz. Erbatur Ergenekon'da. Erbatur, merhaba. Merhaba Veli, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yılın son gününde güzel bir programla geçmişten bugüne yaşananları anarak... Güzel bir veda yapacağız 2023'e. 2023'ün Avrupa'daki enlerini seçeceğiz. Hayal kırıklığı ki zaten arkamızdaki fotoğrafta birçok şey anlatıyor. Yani öyle bir giriş yaptık 2023'te. Yani düşünceli adamlar var, enteresan bakışlılar var, hüzünlüler var arkamızda. Anthony, Jadon Sancho ve Maguire. Ama konuşacağız tabii ki çok şey konuşacağız. Manchester United'dan başlayacağız. 2023'ün enleriyle ilgili biz şimdiden sizlere soralım. Siz bu sürede hazırlık yapma şansına sahip olursunuz. Biz United'tan biraz bahsederken, Premier Lig'le ilgili bir 5-6 dakikalık bir giriş yaparken siz de o sıra zarfı içerisinde Avrupa Stüdyosu etiketine hazırlıklarınızı yapabilirsiniz. Avrupa'da size göre 2023 ama. Yani 2023, 1 Ocak 2023'ten 31 Aralık 2023'e kadar ki dilimi baz alıyoruz. Size göre Avrupa'da yılın futbolcusu kim? Yılın en iyi santrforu, orta sahası, savunma oyuncusu, kalecisi, hayal kırıklığı, en iyi takım. Yani siz hazırlıklarınızı yapın. Hatta yazmaya da başlayabilirsiniz. Birazdan okumaya başlayacağız bunları. Veli çabuk geçiyor mu günler? Geçiyor. Bak bir senenin sonuna daha geldik. Geldik. Geçiyor, Dünya, Kupa, Dünya Kupası'nı bitirdiğimiz zaman diliminden düşün. 14 ay geçmiş üzerinden, Kasım'da 13 ay geçmiş üzerinden. Ya yaşanmışlıklar ne kadar yoğun bir şekilde yaşanıyor aslında hayatta. Ya. Bazen karıştırıyorsun artık zamanları. Hani ya bu 6 ay önce miydi? 2 mi? sene önce miydi? Karışıyor, hatlar karışıyor yani. Hani Aa, o kadar oldum falan diyorsun. Gerçekten çabuk geçiyor zaman onu söylemek lazım yani. Biz ona yaşlılık diyoruz Veli Bey. Öyle Aa, mi? Öyle mi oldu? Aa, <laughs> ne zaman da o? Öyle falan? mi diyorsunuz Yok, siz? yaş, yaş almışlık. <laughs> ben öyle demiyorum. Aa, yaş, yaş almışlık diyelim. <laughs> bu arada şey tabii ki. Yaş kavramı da bu arada çok değişti. Eskilere doğru göre 90'lı yıllara göre şu anda çok değişti. Yani teknolojinin değişimiyle birlikte, gıdaların değişmesiyle birlikte, insanların daha bilinçli şekilde kendisine zihnen ve bedenen dikkat etmesiyle birlikte bu kavramlar çok değişti. Doğru. Yani eskiden hani 40'lı 45'li yaşlarda emekliğin geldi derlerdi. Artık öyle değil. Onu söylemek lazım. Ama o da haklısın. Yani kendim, <laughs> kendim, öyle kendimizi yani. avutmuyoruz. Yani zaten bununla ilgili bilimsel açıklamalar da var. Evet, yani evet. yaşların attığı süreç itibariyle. Bu zaten spora da direkt yansıyor. Sporcu yaşı gelinen nokta. Tamam diyeceksin ki Lebron James çok ekstrem bir örnek belki ama yine de kendini çok var. Yukarıda tutabildiğin, yaş itibariyle yüksek seviye performans verebildiğin bir dilimdeyiz. Ee, ve teknoloji geliştikçe buraya doğru gideceğiz. Tabii A, fazla Porto'da gelişirse... Pepe şampiyonlar gol atıyor. 40 yaşını geçti. Ceko Fenerbahçe'de goller atıyor. Bravo. Zaten Belmovic 42-43 yaşında bıraktı futbolu yani baktığımızda. Bir de teknoloji geliştikçe bu daha da yaşam süresini uzatan ha. bir süreç olacak. Tabii fazla gelişirse sonrasını bilmiyorum yapay zeka derken bak herkes gene sığınak mığınak alıyor. Amerika'da herkes evet. onlara Jeff Bezos'lar bir şeyler böyle durmadan sığınaklar bilin. O da bir furi oldu gibi geliyor bana da neyse. Şimdi Manchester United'la bir giriş yapalım. Son 6 maçta bir galibiyet aldı Manchester United. Neden oradan başladık Veli? <laughs> Abi şimdi dün Nottingham maçını da izledik seninle birlikte. Evet. E, Nottingham Forest Manchester United maçını da seyrettik dün akşam. E, Nottingham da yendi United'ı. United bu süreçte bir tane maç kazandı. Ne zaman kazandı? Biz Old Trafford'a gittiğimizde Aston Villa karşısında 2-0 gerideyken devrede 3-2'ye e, çevirdiği bir maç oynadı. İnanılmaz bir maçtı. Hakikaten e, yıllarca unutulmayacak maçlardan birine daha gittik. Erik Ten Hag'ın herhalde kariyerindeki en iyi United maçı olabilir. <laughs> Valla son 6 maçtaki son galibiyeti, tek galibiyeti Geçen hafta İngiltere'de maçlara gitme fırsatı bulduk Veli'yle. Böyle bir organizasyon yaptık. Ve orada da kazandılar. Yani ama onu kazanmalarına rağmen de durumu şöyle özetleyeyim. Ligde United'dan daha az gol atmış iki takım var. Biri Luton. Ya zaten onlar ayıp olmasın diye savunmadan çıkıyorlar. Ligde United'dan daha az gol atmış iki takım var. Biri Luton, diğeri de Sheffield, Sheffield United. İkisi de ligin dibinde yani. Aston Villa maçından önce ligin Sheffield'la birlikte en az gol atan takımıydı Hı -hı. E, Manchester United. Şimdi şöyle, şimdi e, gittik hakikaten oralarda yani çok hikaye biriktirdik 3 gün içerisinde. Önce e, Manchester United Aston Villa maçına gittik. Ertesi günde Goodison Park'ta Everton Manchester City maçına gittik. Güzeldi. İkisi de ilk yarısı farklı skor, ikinci yarısı farklı skor olan maçlardı bu e, çok hikaye birikti. O hikayelerden paylaşalım. Kültürel anlamda da çok fazla şey her gittiğinde öğreniyorsun. Ekstra e, tabii, katıyorsun tabii. üstüne. Onun Kültürlerin kültürüne dair aynı onun, zamanda. Ona uğraşıyoruz zaten gittiğimizde genelde. Şimdi ne no, oldu? Öncelikle Altay'dan başlayalım. Lütfen. Altay Bayındır. Ee, selam gönderelim kendisine. Çok selam. Altay Bayındır'a. Ee, oturduk 2-3 saat. Yemek yedik. Sohbet ettik kendisiyle de. Ee, bayağı iyi gördük Altay'ı. Ki onun da günleri yaklaşıyor. Bir aksilik olmazsa 7 Ocak'ta Wigan'la oynanacak FA Cup maçı ile birlikte Altay kare devre alacak. Ara Afrika Kupası'na gidiyor. Altay 4 Premier Lig maçı muhtemelen ve bir de FA Cup maçı olmak üzere 5 maça çıkacak gibi duruyor. Altay çok hazır. Çok. Zihnen çok hazır. Çok mutlu. Gayet iyi, keyfi yerinde. Ee, çok şeyden bahsettik, konuştuk. Tabii hepsini burada paylaşma şansımız yok elbette. Birkaç tane başlığımız var ama. Ama Erbatur'un birkaç başlığı var. Paylaşacak birazdan sizinle. Ee, onun da sağ olsun bize de destekleri, katkıları oldu. Şunu söylemem gerekiyor önce Erbatur. Ee, Players' Lounge diye bir bölüm var evet. Old Trafford'da. Ve bu bölüm açıkçası ben daha önce başka bir kulüpte ben görmedim. Var anlamda kulüpte. Var ama şöyle nasıl olduğunu söyleyelim. Ee, şimdi kapalı, yani geniş bir salon düşünün. Restoran gibi geniş bir salon düşünün. Oyuncuların salonu yani. Oyuncuların, oyuncuların ailesi salonu. ve yakınları giriyor. Maç önü, devre arası, Hı -hı. maç sonu, kullandıkları ama maksimumda 60-70 kişinin Tabii. maksimumda yer aldığı, sadece futbolcu yakınları ve ailelerinin olduğu bir yer. Biz de oraya girdik. Hı. Oradaydık biz de. Maç önü, devre arası, maç sonu. Hatta maç sonunda bir saat vakit geçirdik orada maç sonunda. Çok keyifliydi. Çok keyifliydi. Ya öyle bir ortam ki yani Daniel Gore, Daniel Gor yeni oyuncusu, hı hı. E, altyapıdan çıkan genç oyuncusu United'ın babası geldi bizimle tanıştı. Bir başka altyapıdan A alt takıma çıkan genç oyuncu babası, abisi geliyor. Tanışıyor, sohbet ediyorsun. Johnny Evans'ın çocuklarıyla langırt oynuyoruz. Çok keyifli Oradaki anıyı anlatacağım. Lütfen. Eşi Helen McConnell, o da geldi hatta dedi ki çok pardon izin aldılar mı sizden diye sordu. Hı -hı. Dedim ki yok ben onlardan rica ettim. İki e, oğlu çok karşılıklı langırt oynuyorlar Johnny Evans'ın. Dedim ki hadi siz ikiniz ben tek. Oynamaya başladık sonra annesi zannetti ki çocuklar bize hani gelin oynayalım dedi ve bizi rahatsız ettiklerini hissediyor annesi. Dedim Dedim hayır ben istedim. Tabii. Gayet keyifli oynuyoruz. Yani Johnny Evans geliyor maç sonu sohbet ediyoruz. Ee, Herlund geliyor sohbet etme şansınız oluyor. Değil McTominay geliyor sohbet etme şansınız oluyor. Steve aynı şekilde Tabii. hayatımız boyunca unutmayacağım çok özel anlardı. Gerçekten çok keyifliydi onu söyleyeyim. Ben de no fırfır fır diyerek <laughs> Çok güzel. Langırt'ta onlara bir tabir öğrettim yani. of çevirmeyin kardeşim. Veli'yi yeniyorlardı çünkü. Şimdi ikisi, ikisi iki kardeş Johnny Evans'ın çocukları benimle tek oynarken abi hakikaten çevirmeye başladı tamam mı? Her otur şunu dedi Johnny Evans'ın çocuklarına no fırfır. Onlar fır. <laughs> <laughs> bizim için küçük bir, an. bir anlamadı çocuklar. Ama güzel çok özeldi yani. Çok keyifli bir gündü gerçekten. Bir de futbol konuşabiliyorsun futbolcularla. Evet evet. O çok değerli. Aileleriyle tanışıyorsun. Güzel anılardı. Altay ile olan sohbet de çok özeldi. Başlıklar. Abi çok başlıklar. Bir kere e, mutlu ve e, özgüven kaybının, mutsuzluğun, baskının sizin yapabileceklerinizi elinizden aldığı gerçeğini biraz gördük Altay'da ve şu an o rahatlığı yaşıyor. Bir şey önemli bence belli onu söylemek lazım. Çok fazla teknik adamla çalıştım Fenerbahçe'de belli bir süre zarfında diyor. Bu sizin çalışma stilinize yansıyor diyor. Hı hı. Burada geldiğimden beri bir teknik adamla çalışıyorum. Ve belli bir stil üzerine çalışıyorum. Haliyle bu bence oyuncuların her ne kadar tenaga eleştirsek de sistem olarak doğru olduğunu gösteren bir durum. İçeride de bu durumlardan bahsetti. Yani çalışma alışkanlığınız, kendinize olan güveni de... E, geliştiren bir başlık. Ronaldo'yu kimsenin sevmediğini söyledi. Öyle söylemedi tabii şaka yapıyorum. Ama yani Ronaldo'yu takımda sevmeyenler de varmış. Ondan da konuştuk. E, normal bunu biliyorduk zaten bu arada. Benim için şey değerliydi. Kendine güveni ve hazır kendini tutmuş olması ve o formayı beklemesi. Evet. E bir de şimdi tabii ona çok yüksek maliyetli bir kaleci olduğu için oynaması gerekiyor açıkçası. Şimdi önünde fırsat var. Formayı aldı mı gerisi gelecektir. Bir yani şey geldi. E, yok e, Olcan'a bir mesaj atıyorum e, sadece. Olcan da bir sene boyunca programın yükünü çeken altın numarası olarak. Olcan Man of the Year evet. <laughs> ödülünü bugün aldı Olcan Kaya. Net. Editörümüz sağ olsun teşekkür ediyoruz. Ona teşekkür edelim. E, şimdi... Bir diğer nokta da şu, Old Trafford'un atmosferinden de bahsetmek lazım. Düşünsenize yani ligin en az gol atan takımısınız, ekstra varajdasınız, şampiyonlar liginde grupta sonuncu olmuşsunuz aynı şekilde. Bunlara rağmen e, bilirsiniz, hafızanızda canlandırın Old Trafford'un tüneli köşe gönderin o noktada, köşe tarafta olabilirsiniz. Evet. E, Oraya doğru bocay gidiyorlar. Saha içinden, saha kenarından. Tenhak saha kenarından, bütün saha kenarını giderek oradan çıkıyor. bu Devre 2-0. Ligin en az gol atan takımı United. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde sonucu olmuş bir United. Ama saha kenarına giderken tek bir tepki gösterilmeyen bir Tenhak var. Evet. Bu normal mi değil mi o tartışalım. O ayrı bir konu. Fakat burada hep söylüyoruz yıllardan beri, acayip bir futbol kültürü var. 75 bin kişinin hiçbir zaman eksilmediği ne olursa olsun şartlar ne olursa olsun takım nedirinde olursa olsun asla eksilmediği bir tribün atmosferi var. Ve Liverpool United maçına da gittik. Ee, Old Trafford'a benim ikinci gidişim. Buradaki bu maça da Aston Villa maçına da gittik. Everton City maçına da gittik. Birçok maça gittik daha önce. Ben Old Trafford'daki atmosfere hayran kaldım. Çok güzel atmosfer. Yani hiç susmuyor taraftarlar, destek veriyorlar. Sadece Erbatur'un takıldığı bir tezahürat vardı. <laughs> Abi, Höylund ilk Premier League golünü attı biliyorsunuz. <laughs> Adamlar Höylund sahadan çıkıncaya kadar, yedek kulübesine gelinceye kadar, sonra maç sonu röportajdan ee, kadar. oyun alanı dışına çıkıncaya kadar Höylund tezahüratı yaptılar. Tezahürat da şey yani, Rasmus Höylund. <laughs> Rasmus Höylund. bu bitmedi. Böyle hayır ya, ya destek verdiler ama mesela yaratıcılık konusunda ben Goodison Park'ı daha çok tutuyorum. Ya bir, ama daha sakin bekliyorlar, oturuyorlar yani öyle söyleyeyim. Goodison Park'ın şöyle bir şeyi vardı. Şimdi Everton kötü durumda. Evet. Yani i̇şte maçtaydık. Çevresinde paplar var, gittik. Arkasında hmm. sandviççi var. Hmm. Meşhur. Meşhur sandviç. Evet gittik ona sandviç yedik. Acayip de bir soğuk vardı evet. o gün. Neyse. işte orada evlerden çıkıyor çocuklar. Babaları montlarını giydiriyor. Diğer tarafta otururken o sandviçte de dinliyoruz arkayı. Sürekli herkes oyunu konuşuyor. Ya birisi şey dedi net söyleyeyim yani. Jose Mourinho gelse şu an Hocamızdan daha iyisini yapamaz diye şandaşı olan sevgilerin dile geliyor. Dinledikten yani, nefis sohbet dönüyor ve içeri girdiğinde o tutkuyu gördüm. Mesela Goodison Park'ta ilk maçımdı izlediğim benim Everton hı hı. E, stadında benim de. Çok bayıldım. Aidiyet duygusunu belki İngiltere için konuşmak çok sıradan bir şey ama bence orada özel bir şey var. O bilgiyi de vermek Stad istedim. Stadın yapısı da bu arada eski olduğu için aynı zamanda o direktler vesaire tam evet. bir İngiltere lig havası katıyor evet. sana. Evet. Ee, girişi, çıkışı hakikaten daha böyle bir daha mahalle arasında gibi hissediyorsun. Öyle yani zaten. Öyle, öyle zaten aslında öyle bir zaten. anlamda. Ve o çevredekiler daha fazla Everton taraftarı. E, Aidiyet olayı kesinlikle aynı fikirdeyim. Yüzde yüz. Ama Everton'la ilgili de şunu da Hakikaten takım baya baya kötü. Erbatur takım çok kötü. Şandaş yapabileceğin maksimumu yapıyor. ya Bu takımla daha fazlası olmaz. İnan bana olmaz yani. Abi sen sanatı Beto'ya... Beto, Santrfor Beto senin abi. Team Beto önümüzde oturuyordu. Team Beto oturuyordu. Abi. <laughs> <laughs> Beto çok abartılı. Ya işte, işte bazı oyuncuların maalesef kabul edelim onu pasaport avantajı var belli. Tabi tabi doğru söylüyorsun doğru. O da var yani yalnız Team Altay ve Team Onan olarak da karşı karşıya geldik. Players <laughs> Lounge'da. O Players Lounge'un girişinde e, Altay'ın <laughs> biz üç kişiyiz. Tabii. Diğer tarafta beş kişi geldi. Onan'ın ekibi. Dediler ki biz Team Onan'a dedim. We are team Altay. <gülüyor> <gülüyor> Güzel orada şeydi e, Okan Bulut da vardı. Sevgili dostumuz. Okan Bulut'u bir gelmişken tebrik etmek gerekiyor. Dün Ederson doğum günü kutlamasını Gördüm. yapmış. E, Okan Bulut'un restoranında Manchester'da Steakhouse restoranı var kendisinin. Hı -hı. Aynı şekilde Liverpool yolunda Prescott'ta da öyle. E, Marmaris'ten gidip de oraya bu işleri yapmak ve günden güne büyümek futbolcuları tanımak United futbolcuları tanımak, City futbolcuları tanımak, onlarla yakın olmak, onların evine kadar girebilmek gerçekten bir başarı hikayesidir. O yüzden ben Okan Bulut'u tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Yani. Ben de öyle ve çok güzel bir aile ortamı da oluşturmuş. Hani restoranda o gün bir Hollywood filmi havası vardı. Evet. Bayıldım. O, sen dedin ya mahallelerin havası. Ya işte bunlar başarı hikayelerinden. Altay'dan bahsederken, oyunculardan bahsederken, bu girişimlerden de ayrı bahsetmek lazım diyelim. Girişim Ve Enlere geçelim. Enlere geçiyoruz. Buyurun. Şimdi bakalım Avrupa Süper Etiketine de açıyorum şimdi Avrupa Süper Etiketine gelen mesajlara. Lütfen. Bakalım enleri seçelim. Eee hangisiyle başlıyoruz? Yılın takımı. Buyurun. Yılın takımı belli. Bütün sene yazın başından başlayıp sonuna kadar geldi. Başarıdan başarıya koşan A milli kadın voleybol takımı ama diğer filenin sultanları yılın takımı tebrik ediyoruz. Bilmiyorum hani bu takımın haricinde şu takım daha öne çıkıyor diyebilecek birisi var mı? Zannetmiyorum. Bizim açımızdan en azından tartışmaya kapalı bir konu. Öyle söyleyeyim. Yani bütün yaz yaşadığımız gururun arka arkaya gelen başarıların, Başarıyı da geçtim. Bazı şeyler başarıdan daha da önemlidir. Hayata karşı, dünyaya karşı Türk kadınının zirvede olmasının yansıması çok çok değerli. Çok. Ya bugün birçok çocuklar, genç kızlar voleybolcu olmak istiyor ve öylesine söylemiyoruz bunu bak gerçekten. Bunun istatistiği de var. Haliyle hepsi Voleybol Federasyonu Voleybol Federasyonu'nda tüm ekibin yaptıkları Sayın Başkan sporcularımız başta olmak üzere teknik ekibimiz biz orada biz voleybol ülkesiyiz lafının bir motto olmadığını altının dolu bir hayat felsefesi olduğunu göstermiş durumdayız. Yılın takımıdır. Hiç yani hiç futbol takımı falan söylemeyin bana. Net. Ülkece bizim de aynı zamanda coşkumuzu, enerjimizi hep yükseğe çıkarttılar o dönemde ve kazanmadık. Başarı kalmadı ya. Her şeyi kazandılar. Ne kadar kupa varsa ee, alınabilecek hepsini aldılar. Alırken de ya acayip bir heyecan yaşattılar. Evet. Ya dişiyle tırnağıyla mücadele ederek. Şu önemli biliyor musun? Bak şimdi yazın o sıcağında bütün sene sen sezon boyunca kulüp performansı ortaya koymuşsun, mücadele vermişsin. Yaz dönemi gelmiş. Hepimiz herkes yaz döneminde bir nefes almak, bir tatil yapmak ister. Abi mayıs sen bir çıkıyorsun kamp ortamına, mücadelelere evet. devam ediyorsun. 100 gün boyunca, 100 gün aralıksız kamplardasın. 3,5 ay bütün turnuvalara gidiyorsun. Seyahat etmediğin yer kalmıyor neredeyse. Yani o kadar uzun mesafeleri gidiyorsun, kıta geçiyorsun. Her yerde şampiyon oluyorsun. Her yerde. Ve bunu motivasyon olarak, mental olarak üst düzeyde sürekli kalabilmek dünyanın en zor işidir. Bilmiyorum hakikaten başka yapabilecek sporcular var mıdır bu kadar Yaz döneminde 100 gün boyunca en üst seviye mental olarak zirvede kalıp da bütün kupaları alabilmek ben daha önce rastlamadım böyle öyle söyleyeyim ben ya yoktur herhalde ya gerçekten yoktur diye düşünüyorum ya. Yani. 100 gün sevdiğiniz insanla aynı ortamda kalın sıkılabilirsiniz, ailenizle kalın sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kaldı ki birçok spor takımının bu kamplarda problem yaşayıp başarıdan uzak kaldığını yeteneklerine rağmen biliyoruz. İçeride gerginlikler yaşadıklarını biliyoruz. Kampta bunu yapmak kolay bir şey değildir. Her şeyi başardılar. Tebrik edelim. Bir daha ayakta alkışlıyoruz. Ee, Atina'dan bizi izleyen bir izleyicimiz var. Kim? Eray Sözen izliyor bizi. Oo Eray. Ee, selamlar. selamlar. Gidiyoruz Bahati değil Hoca mi? Fatih Hoca ile birlikte Eray Sözen. Fatih Hoca'ya da saygılar. Mert Çetin, Necati Ateş gittiler. Hepsine evet. selamlar. Selamlar. Bir Atina seferi. Yapıyoruz zaten. Yaparız. Konuştuk yani, da. Panathinaikos hem basketbol hem futbol. Ergin Ataman, Fatih Terim. E, güzel bir spor seyahati olur artık Atina'da, Panathinaikos'ta. E, selam gönderelim hepsine. Evet, Başarılar yani. diliyoruz aynı zamanda. Başarılar. Şimdi mesajlara da bakıyorum ama e, bir yandan da yılın futbol takımına geçiyoruz. Avrupa'da yılın futbol takımı. Avrupa'da yılın futbol takımı Manchester City. Erbatur kazanabilecek bütün kupaları kazandılar. Ee, sana bir soru. Sor. Şampiyonlar Ligi'ni Inter kazansaydı hmm. yine de yılın futbol takımı Manchester City olacak mıydı? Bence güzel soru. Ve cevabı hani kim diyordu onu? Şey, Kanye West mi diyordu? Doktor Dre mi diyordu? Sanırım asla cevabını bilemeyeceğiz diye. Şöyle yani keskin anlar, dakikalar, saniyeler vardır an diyelim daha doğrusu keskin anlar çok ince çizgi e, ee, Lukaku mesela golü atsaydı mesela bugün ne konuşurduk e, ee, aynen dünya kupasında olduğu gibi Kolomuani Emiliano Martinez mağlup edebilseydi de ne konuşurduk da olduğu gibi biz daha önce bir zaman yolculuğu bölümü benzer yapmıştık bence bunu netleştirip başka bir versiyona tekrar yapalım. O an farklı yaşansaydı diye bir özel bölüm yapalım. Değil mi? Mesela bak, yani o yakın zamanda iki tane örnek verdik. Ne evet. olurdu? Yılın takımı yine de Manchester'sı diyebilir miydik? Galiba demezdik gibi geliyor Didi, bana. Bana yani. da diyemezdik gibi geliyor o zaman. Hatta ya kolay değil, gene kolay değil ama evet. gene de emin yani Şimdi üçlemeyi yap, dörtleme oldu artık. Evet. Yaptığın zaman başka bir şey ortaya çıkıyor. O zaman Inter, Inter'de öne çıkabilirdi. O da bu kupayı alsaydı. Tabii. Şampiyonlar yine al, alıp o da dünya olamadı. dünya kupasını, dünya Kupalar kupasını kazanıp hı hı. İtalya kupasını, İtalya Süper Kupasını kazanmasıyla bitti. 4 kupa kalmış almış evet, evet, o olacaktı. Evet. da şampiyon olmuş olacaktı. Şampiyon olmuş olacaktı. Ama belki orada yine de Inter diyenlerin de sayısı bir hayli olurdu. Şu anda da mesela ligde lider gidiyorlar aynı şekilde. Eee Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıktılar. Orada da yine bir Inter denilebilirdi gibi geliyor bana. Yani hani yine de kesin City olurdu diyemiyoruz. Öyle söyleyeyim. Evet yani emin değilim ben de. Bu arada demin Rasmus Hoylund tezahüratını yaparken biraz bizim şeye döndü. Ahmet Dursun lay 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 <laughs> şey gibi oldu. Acun Uluçalı bağlandığında zamanında var ya lay 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 Brezilya diye buradan <laughs> selamlar Acun Ulcalı'ya. Ee, yılın futbol takım Manchester City demiş. Şenol Özkan mesaj evet. göndermiş. Öyle öyle yani. ee, Hatta tarihin en iyi takımı bu diye konuşuluyor. O bence hala Barcelona'dır. 2008. Mazlum Bey yılın takımı Girona diyor. Yılın Demek için hani, takvim yılı baz aldığımız bir için. Bir sene içinde evet, ne oldu? Bir sene içinde. 2023'ün başından itibaren. Ama daha hakikaten 2023'ü çok özel geçirdi. Çok. Yılın futbolcusu. Yılın futbolcusu. Burada biraz kalırız. Güzel. Burada biraz kalırız. Rodri'yi seçtik biz. İki isim arasında daha çok gelgit yaşadık. Erling Haaland ve Rodri arasında. Ama dedik ki yani ben en azından kendime şöyle öngörüde bulundum. Ya bir orta saha. Olduğu için bu adamın hakkını yiyeceğiz kardeşim. Adam her yerde maçın oyuncusu seçildi. Bütün finallerde maçın oyuncusu oldu. Finali kim aldı abi? Rodri aldı finali. Yani. Şimdi şampiyon, Premier Lig'de de Rodri başroldeydi bence. Haaland balonları alamayacak diye burada biz aylar önce konuşurken finallerde, yarı finallerde finallerde hiçbir gol katkısı olmamasının oylamada çok büyük etkisi olduğunu söylemiştik. Herkes diyor ki toplam gol sayısı şu kadar. Ama finallerde hiç yok. Rodri 3 maç oynamadı Manchester City'de. 3'ünü kaybettiler biliyorsun. Döndü tekrar topladılar. Ben neden diyorum Fred'in yeri doldurulamaz, Torreira için yeri doldurulamaz diye. Bazı oyuncular böyledir. Geçen gün konuştuğumuzu farklı bir açıdan seslendireyim Beli. Kante olmasaydı Leicester City peri masalını yazamazdı. Fransa Dünya Kupası'nı alamazdı. Chelsea şampiyon olamazdı. Bak bir oyuncu dersin ama o kadar çok şehri dolduran, o kadar yoğun dolduran biri ki. Rodri olmadan da Manchester City üçlemeyi, dörtlemeyi yapamazdı. Rodri'nin etkisi bu kadar fazla. Doğru. Yüzde yüz aynı fikirdeyim. Emir Bey e mesaj göndermiş ama Emir Bey e şimdi iki nokta var burada gönderdiği mesajla ilgili. Erbatur da bunu bir e, görüş belirtecektir. Evet. Diyor ki Emir Bey, yılın futbolcusu tartışmasız 54 gol atıp 15 asist yapan Cristiano Ronaldo'dur demiş. Fakat bir, Avrupa'da yılın en iyilerini seçiyoruz. Cristiano Ronaldo Avrupa'da değil. Evet O yüzden Avrupa dışında olduğu için buraya dünyanın değil Avrupa'nı seçiyoruz. Ee, i̇kincisi bir de tabii ki burada parametreler var. Ee, o parametrelerde oynadığınız ligin ne? seviyesi, ha, kalitesi. İzleyeceğimizin adı falan. neydi Veli? Emir Bey. Emir Bey, Premier Lig'de attığınız 15 golle Arabistan Ligi'nde attığınız 50 gol bir midir? İşte böyle bakmak ya yani toplam gol şu kadar attı da abi aynı şey değil öyle bunu çünkü bak Ronaldo'culuk, Messi'cilik bizde çok yapılan bir şey ama takımcılık da çok yapılan bir şey. Ya yani biz biraz hakikaten burada tarafsız ya da başlıklar üzerinden bakmayı unutuyoruz gibi geliyor bu yüzden hayata ya. Aynı fikirde. Bir şey ciliği çok yapıyoruz bak. Her şeyi. nereyi kimi desteklersen destekle. Bu politika politika içeren bir figür de olur. Bir takımda olur, bir oyuncu da olur çok keskin yani böyle Değil sınır mi? yarın yokmuş gibi destekliyoruz ya, ya nasıl sen onu dersin evet, ya yani can... nasıl onu desteklersin nasıl oca olursun bucu olursun falan yani bizim için bu var bu yok evet şu var şu yok ve dün mesela bir şey yanlış yapıldı diyelim ertesi gün sen o yanlışı gördün o gün görmedin ertesi gün görsen de yanlış olduğunu söylemiyorsun ya söyleyir olay bir olaya nerelerden baktığın perspektifinle ilgilidir hayat Bugün gördüğün yerden ertesi günde hala aynı görüyorsan zaten bir şey değiştiremiyorsun demektir. Yani haliyle bizim her anlamda futbol kültüründe de böyle gelişmemiz için bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor hayata. %100 yani çok net ifade ettin. Julian Alvarez de olabilir. Kazanmadı, kupa bırakmadı. Doğru. Tabii oyuna direkt etki olarak tartışılabilir demiş. Şafak Bey mesaj göndermiş. Vardı adaylarımızdan biri de Julian Alvarez'di ama adaylarımızdan biriydi fakat Belli bir yerde kaldı. Daha üstüne çıkartamadık. Ama önümüzdeki sene için yeni aday, potansiyel bir adaydır evet. önümüzdeki sene için. Yani 2024'ün en iyi futbolcusu olabilir. Hülya Alvarez göstereceği performans potansiyel bir adaydır. Onu da söyleyeyim. Farklı mesaj var mı diye bakıyorum. Ee, yılın en iyi futbolcusu ile ilgili. Alvarez mesajı başka bir izleyicimiz Berat Bey'den de gelmiş aynı şekilde. Ee, Mehmet Bey Alvarez mesajı göndermiş. Yılın futbolcusu. Erling Haaland mesajı var. Lokman Bey. Eee Lewandowski demiş. Lewandowski veya Haaland olabilir demiş bir izleyicimiz ama Lewandowski ikinci yarı düşüyor. Lewandowski ya. bence y yeni sezonda baya bayağı beklentin altında kaldı diye düşünüyorum evet. ben açıkçası. Yani yeni 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 yılla beraber Lewandowski'nin düşüşü var. Ee, orada zaten değişim olacak gibi. Buyurun. Yılın genç futbolcusu. Ya o genç demek de ayıp oluyor ama. Ama genç Evet. Bu arada Jude Bellingham Yılın genç futbolcusu seçimimiz e, her yerde yaptıklarıyla, şu anda Real Madrid'de yaptıklarıyla ama yarım sezon bile yetti adama. Fakat öncesinde Dortmund'da da yaptı yani 2023'ün başından itibaren kaldığı yerden yani. devam etti. Daha doğrusu kaldığı yerden yükseğe doğru gitti. Ya şu anda dünyanın en iyi oyuncusu kim sence? Şu an dünyanın en iyi oyuncusu ha, nasıl soruyu tam olarak açar mısın biraz daha yani? Şu an dünyada... En formda bir... oyuncusu mu? Bak şöyle sorayım bir takım kuracaksın. Tamam. Her oyuncu serbest bir oyuncuyu alma hakkın var. Kimi alırsın? Aa, güzel soru bak. Çok güzel soru. İzleyicilerimize de soralım. Sıf size bir takım verdiler. Şehrin de siz seçiyorsunuz. Bir tane transfer hakkın var. Var. Şey İtalya'da Milano bölgesinde sıfırdan bir takım kuruluyor. Veli United adı da. Tamam mı? VU. Veli Hünayt. Şu logo canlandı gözümde. <gülüyor> <gülüyor> V'si böyle şey geliyor değil mi? Şey gibi kare, kare kök. Neden size siyah beyaz bir logo canlandı? Gözümde. Benim de V'sinin kare kök gibi kafamda canlandı böyle. <laughs> evet. U altında böyle. Yani Veli'nin şemsiyesi altında. Güzel. Bir anda yaptık burada. Yaratıcı yazarlık. Mario Levy hocamdı üniversitede. Yaratıcı yazarlık diye bir ders vardı. O geldi aklıma. Onu da sorayım. Yarat, yaratıcı yazarlık bir ders olabilir mi? Bence yazarlık üzerine bir ders. Biraz da belki Olabilir çünkü perspektif ekleyebilir hayatınıza. Olabilir. Neyse nereden geldik? Ee, bir transfer hakkı ha. var. Bir transfer hakkınız var. Dünyadan herhangi bir oyuncuyla başlayabilirsiniz. Kimi yaparsınız? Hmm. Ben şöyle söyleyeyim. Bence şu an büyük bir çoğunluk Bellingham'la başlar. Ben emin değilim ya. Öyle mi diyorsun? Vallahi emin değilim ya. Ben Bellingham'la başlayacağını düşünüyorum. Olabilir. evet ağırlık öyle olabilir. Veli kaçtı biliyorsun değil mi Bellingham? Haklısın doğru söylüyorsun. 29 Haziran 2003 doğum tarihi. Başka birini alır mıydım acaba diye düşünüyorum da. Abi ben ben bence bir numaraya yani %80 Bellingham der diye düşünüyorum. Sanki öyle gibi ya Bellingham gibi yani. Diğeri de Haaland olur herhalde ya da Mbappe. 3 3 isim var. olabilir. 3 üç, üç, arasında döner. Mbappe'de. Rodri olmaz mı mesela? Ortası. Alp Beylivan hocam izliyormuş keyifle bu arada. Teşekkür ediyorum. Sağ ol hocam. Hangi oyuncuyla başlarsın sana da soralım. Ee, mı? Aa bak isim unuttuk. Bak o da alınabilirdi. Kim? İsmi Berat Anıl. Berat Anıl mesaj göndermiş. Salah diyor. Bak Muhammed Salah'ın hastasıyım. Ben yani. de hastasıyım abi. Ha, şimdi onu da söyleyeyim bak. Şimdi atma geldi. 11'ler seçtik ha. Liverpool'da. Liverpool'da. Eyvah. Merkezden Goodison Park'a gideceğiz. Taktı evet. çağırdık. Abi taksinin camlar kırmızı, Liverpool Logo. e, logoları falan böyle. Öyle bir taksik geldi. Belli diyor ki sen bizi biraz uzakta bırak istersen. <laughs> öyle dedim zaten. Sırsızlı olmasın Everton maçına. <laughs> Ciddi öyle dedi yani. Vallahi ama dedi ama de, adam birazcık bir tık daha geride bıraktı. Goodison Park'ta mavilerin içine girmeden sen biraz uzakta bıraktın. Yürüdük orada. <laughs> abi adam şey diyor. Salak gitmeli diyor takımdan. <laughs> Dediğim konuştuğum şey çıkıyor abi karşımıza. Adam fanatik Liverpool'lu taraftar. E tamam diyor artık yeter diyor yani gitmeli diyor Salah. Ama şey... E, Salak gitsin sen 6.sın yedincisin dedim yer bende. Evet. Ben ben Veli'nin gereksiz şu anda orada bir küme, tüme varım yaptığını düşünüyorum. O arkadaşın oyuna yaklaşımı biraz talihsiz bir yaklaşımdı. Yoksa bayağı futbolla ilgili bir arkadaş yani. Ama Liverpool seyircisi dünyada Salah'ın en fazla hakkını veren seyirci topluluğu veriyorlar yani. Onu dünyanın en iyilerinden biri olarak... Peki şu soruyu sorayım bak hala ben buradayım ısrarla. Aynı arkadaş o taksideki arkadaşımız taksi şoförü arkadaşımız. Evet. Salah İngiliz olsaydı bunu der miydi? Bilmiyorum, bilmiyorum. Abi biliyoruz bilmiyorum, cevabını. Gerçekten bilmiyorum ya. Demez diye. Ya, ya. ya bir şey tamam ben de sana şöyle cevap vereyim. Dünyanın en iyi sağ biri İngiliz değil mi? Trent evet, Alexander-Arnold. Evet. Liverpoollular dahil dünyanın en fazla eleştirilen 3 isminden biridir Trent Alexander. Onunla ilgili de şey diyor. Merkezde 8 numara oynaması lazım. He, ona da salladı. İngiliz işte. Bak 8 oynaması lazım e, dedi. çünkü sağ bekte kötü diyor. Ama, an ne diyor gitsin demiyor. 8 oynasın diyor. Pozisyon açıyor adama yani. İyi de adamın şöyle bir durumu var. Yani İngiliz ya da Mısırlı olmasıyla ilgili değildi. Bence futbola yaklaşımı biraz talihsizdi. Herkese eleştiren futbol severler vardır ya kardeşim diye. Biraz öyleydi yani. My brother. Tartışmasız dünyanın şu an en iyi futbolcusu Mbappe diyor. Faruk Bey mesaj göndermiş. Ee, Fenerbahçeli ama ismini bilmiyorum. Bir izleyicimiz Fenerbahçeli kullanıcı isminden dolayı çözüyorum. Direkt Modric'i yazarım diyor. Pedri demiş bir izin. Muhammed Bey Pedri'yi alırdım diyor takıma. Ee, bir transfer alsam Mbappe'yi alırdım demiş. İlhan Bey mesaj göndermiş. Sen cevap verdin mi? Bellingham'dayım galiba ya. Ben Jude Bellingham'ı seçerdim. Sıkıldan ben de Bellingham'dayım be. galiba. Ee, Bedirhan Bey Jude Bellingham diyor. E, Şafak Bey Rodri'yi alırım mesajını göndermiş. Yılmaz Bey ben tartışmasız Osimen'i alırdım demiş. Barcelona'lı Gavi diyor Talha Bey. Mesajı. Osimen diyen de var Faruk Bey mesela Napoli. Tek başına neredeyse şampiyon yaptı diye. Osim... Belki onu Kıvarasız yazmayız artık sadece Osimen. Osimen Kıvara birlikte şampiyon yaptılar. ki Minjer'in de etkisi vardı bence. Az sonra 11'lerde ortalık karışacak demek ki. Şey de olur. Kevin bir öyle Evet Gökhan Bey yazmış Gökhan Aslan. Ne diyorsun? O da olabilir mesela. Bak. Kaç oldu yaşı? Abi. Sıfırdan kuruyoruz ama bak. Yaşlar? Şu anki yaşlar e, evet, mı? şu an, şu an kuruyoruz abi. O, peki şu anki yaşlar. Ben Jude Bellingham ee, diyorum. İlk tamam, ben önce. Muhammed Salah alırdım abi. Hmm. Evet, kısa, Muhammed Salah. Kısa vadede de. Evet evet Muhammed Salah alırdım. Güzel. Yani iki sene beni şampiyon yapsın. Sonrasında bakarız. Bir dakika daha geri kalan bütçeyi hiç söylemedim yani Salah şampiyon yapamayabilir ya arka taraf zayıf kalmasın. Bellingham da yapmaz tek başına. Bellingham'ın da etrafına iyi bir ekip kurmam lazım. Yok ya Salah ben Salah tamam. maçı çözer, e, skora etki eder, maç alır. Çünkü böyle bir devirde 11'e 11 oynanan maçta eskisi gibi değil artık bir oyuncu maç alamaz kolay kolay. Salah, Salah maç alır. Alır. Peki güzel olur. sormuş sorumuş bu arada bunu bir ara ayrıca bir şey yapalım. yapalım. Tamam güzel bir Konu. Şimdi yılın transferi. Aynı. Hızlı geçeceğiz çünkü evet, aynı. 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 Jude Devam. Bellingham e, gayet de makul fiyat aldılar. <laughs> Rahat söylüyoruz da 100 falan adam hakkını şimdiden verdi. Zaten her türlü hakkını verdi. Y yani bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten uygun fiyat. Geçen sene de Borussia Dortmund'un şampiyonluğunun gitme nedeni. Bak arkamızda duruyor. Geçen sene 100'dü. Şimdi olsa 200. <laughs> Oradaki şeyler de hakikaten enflasyon da çok acayip transferde. Devam Transfer enflasyonu evet çok artıyor. Onun artmasında bazı Rahatsız olduğum etkenler de var. Çok var. Ee, şimdi bir diğer transfer, yılın premier transferi. Premierlik. Yani premierlik transferi oluyor aslında aynı zamanda. Burada bir yılın... şey eksik yazdık. Sabah aklıma geldi. Declan Rice, James Madison. Bir şey eksik mi yazdık? Fazla yazmış bir şey. <laughs> <laughs> bir evlat kontenjanı var burada. Evet, tahmin edeceğiniz üzere. Erbatur Ergenekon'un James Madison... Ee... Orada bir duygusal bir yaklaşım. Tamam oyun olarak da var Direkt ama etkiledi. Hafif, ama bak, hafif duygusal yaklaşım da var. Ama çıktığı anda Tottenham'ı nasıl... Van de Beek'i de yazalım tabii. Beraber çıktı ki ikisi de iyi transfer. Bir anda Tottenham çöküş yaşadı. Declan Rice bence... Bak İngiliz olmasına rağmen underrated. Yani evet. dünyanın en iyi ön liberosu kim diye konuştuğumuzda ilk üçte konuşulması gerekiyor. Hatta Rodri ile beraber en iyi Çünkü iki, alt ya. numaralar kalmadı. Altlar bitiyor. Buraya bir kişiyi eklememiz gerekiyordu. Bak haksızlık yaptık. Kim o? Cole Palmer. Manchester City'den Chelsea'ye evet, geçti olabilir. ve diyor ya Pochettino hoca, Manchester çocuklarının Londra'ya uyum sağlaması kolay değildir diye. Ha, o güzel. kaç yıllık Londra'lı gibi diyor. Hakikaten dün de gene Or, şov doğru. yaptı. Oyunu getirdi. Cole Palmer çok özel yetenek ya. Buraya Cole Palmer'ı da ekleyelim. Manchester çocuklarının Londra'ya uyum sağlaması kolay değildir kısmı da önemli bu arada yani. Değil mi? Hani bizim ülkemizde de aslında İstanbul uyum sağlamaktan bahsediyoruz ya. Benzer Tabii. bir durum aslında bu yani. Hakikaten öyle bir durum söz konusu orada. Bravo. Yani çok net. Hatta e, konuştuğumuz aileden de bahsetmediler mi? Onlar da Manchester'da yaşayan bir aile. Aa Evet çok güzeldi o da sohbet ettik. Londra'ya onlar da hayranlar. Çok seviyorlar fakat... Yaşayamayız diyorlar. Yaşayamayız diyorlar. Evet. Yani onu da söylüyorlar. Ama Amerika'da yaşamayı daha çok seviyorlarmış. San Francisco. San Francisco. If you're going to San Francisco. <laughs> Buyurun devam. Bir diğer kategoriye geçiyoruz. Bir diğer kategori. Yılın teknik direktörü. Tartışma olacak mıdır? Bence olmayacaktır. Bence yoktur tartışma. Yani Pep Guardiola yılın teknik direktörü. Unay Emiri mesajı gördüm bir yerde. Unay hmm. Emiri olabilir mi diye. Olabilir. Bak Unay Emiri en yakın rakip olabilir bu anlamda yani. Olabilir. Fakat... Artık Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, Premier Lig'i kazandı. Her kupayı aldı yani. Dünya kulüpler şampiyonluğu Onu da yeni oldu. kazandı. Onu yani. da yeni kazandı. 2023'ün içerisinde kazandı. Haliyle çok bir türlü yıllardan beri ısınmak isteyip de ısınamazsam dahi yılın teknik direktörü Pep Guardiola. Ya City maçını izliyoruz bak. Hemen burada bir veli it itirafında bulunayım. Tam tam önümüzde yani Pep Guardiola. Hiç sevmiyorum dedi Pep Guardiola. Seni, sevmiyorum seni, abi ya. Isınamadım. Isınamadım ya. Şey gibi oldu yani. Ama saygı duyuyorum ayrı. Ondan önce de çıkmadan böyle bir yerde telefonda şey denk gelmişti. Seni hiç sevmiyorum sütü olan. Babanı da sevmezdim. <laughs> Babamı karıştırma diyor ya. Onun gibi <gülüyor> 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 Efsane film ya. Süt kardeşler. Neyse ısınamıyor ama bence artık konuşma şu değil. Şimdi izleyenlerin yorumuna da bakarız. Ama tartışma şu değil. 2023 yılının en iyi teknik direktörü kim? Soru bu. Ama Guardiola ile ilgili soru. Tarihin en iyi teknik direktörü Pep Guardiola mıdır? Olmalı. Yılın teknik direktörü değil. Tarihin en iyi teknik direktörü Pep Guardiola mıdır? De değil. Ben, ben de değil. İlk kaçta? 3'e girer. Alex Ferguson, Jose Mourinho, Pep Abi Guardiola. Ancelotti de bende çok özel evet. Yani Carlo Ancelotti yani Abi adam konuşmuyor, esmiyor diye, PR yapmıyor diye adamın hakkını yiyorlar. Bak Aynen. Carlo Ancelotti çok büyük hoca ya. Çok büyük hoca. Birazdan zaten şabiyon kısmında ayrıca konuşuruz. Şey da. gibi, o yorumlardaki gibi hani var ya. Pep Guardiola, Golden Zone, arkaya atın işte bir ara pasta. <laughs> topu Benzema'ya şişirin. <laughs> <laughs> <O, gülüyor> Ayık mı <laughs> ya? Öyle şey olur mu değil mi yani? <laughs> adam şu anda bak kimse yok. Adamın elinde Santrfor yok. Adam Vinicius Rodrigo yaptı. 4-4-2'ye döndü yani. Benzema geri geliyor yani. mu? her türlü ortamda, her türlü <laughs> şartla mutlaka bir çözüm buluyor. Elindeki değeri parlatıyor. Bellingham demedi mi Golden Boy ödülünü aldıktan sonra? Benim bu noktaya gelmemde Southgate demedi abi adam. Ya da başka bir hoca saymadı. Angelotti bana dokunan kişi dedi. Carlo Angelotti dedi. Beni daha fazla öne çıkarttı diyor. Harika. Aa, harika. <laughs> harika seslendirdim. Bu arada Alp Hocam Kaleye Emiliano Martinez'i alırım ilk önce Vay, benim için. Vay hocam vallahi çok iyi seçim. Ben garanticiyim dedi. Hocam vallahi helal olsun bak. Hem eski bir kaleci olarak bir kaleciyi aldı. Vallahi helal olsun. Hem de o üzerine hakikaten seni ligde tutacak takımı kurabileceğin adamdır Emiliano Martinez. Hocam ligde kalma mücadelesi veriyor biz şampiyon. <laughs> <laughs> bak bakay sen direkt skora gitmek istiyorsun. Hocam garantiyi alıyor. Ben de etrafına takım kuruyorum. Bak bakış açıları güzel bunlar. Güzel güzel. Vallahi çok farklı çok bakış iyi açıları. Gurme bir tercih hocam. Çok da. Çok bir tercih hocam. Ama Bravo. çok mantıklı. Bu arada Emiliano Martinez şu anda aktif kaleciler içerisinde dünyanın en iyi kalecilerinin biridir. Birincisi midir? Emin değilim biridir ama. İlk üçünde oldu kesin. İlk üçündedir bence de. Bu arada Bilal Karasoy yazmış. Instagram'dan da geliyor çok yorum. Teşekkürler. Yılın transferi Bayern Münih Harry Kane olabilir mi? Bir de onu konuşmak lazım demiş. Ne diyorsun Veli? Harry Kane olabilir mi Bayern Münih? Yılın transferi. Ee, henüz değil. Göreceğiz. Henüz değil evet. Olabilme ihtimali var. Ben senin olabilme ihtimalini sevdim. Ha, Bayern ne oldu şu anda? Ligde ikinci. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktı. Kane tam çok gol attı kabul ama e, abi Bayern Münih'te de oynadığı zaman da choupo e dünya kadar gol attı. Bak bu Kane'i değerleştirmek için söylemiyorum. Kane çok değerli, çok da iyi oldu, çok da iyi uyum sağladı. Fakat ekstra bir şeyler olması gerekiyor orada olması için. Ya hatta Arhan Pilavoğlu ile Mehmet Demirkolun programını izledim, ben de izlettim. Çok güzel program, hoşuma gitti diye. Orada eski spor servisinden görüntülerden bir kolaj yapmışlar, müzik çalıyor ya İçinden ala şey gel, o, bu müzikle geldi şu söz aklıma. Yılmaz Erdoğan'ın unutulmaz sözü. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim. Diyor ya muhteşem bir şekilde Yılmaz Erdoğan. Ben Harry Kane'in yılın transferi olabilme ihtimalini seviyorum şu anda. Çünkü bu ihtimal var. Ben de şeyi bağlayacaksınız zannettim. Guardiola'dan ben Veli'nin beni sevebilme ihtimalini sevdim falan diye. <laughs> <laughs> dan geliyor. E, yılın en iyi Premier transferi için bu arada mesaj gelmiş. Bu, Taha Bey diyor ki, Sobozyay da olabilir diyor. Olabilir. Olabilir ama henüz değil. Ama olmayabilir de. <laughs> <laughs> Buru bahane diye bir şey var. Bey de Sobozay mesajı göndermiş. Muhammed Kudüs mesajı var. Olabilir. Avruf Bey'den. Çok büyük etki yaptı. Aa, gerçekten Premier ne kadar iyi transfer etmiş ya Abi bu arada Paket da bir hakkını verelim. Muazzam top oynuyor bir süredir. İnzagi mesajı gelmiş. Simyone Inzaghi yılın teknik direktörü için mesaj. Ee, şampiyonlar gibi kazansaydı ben İnzagi derdim. Derdin değil mi? Derdim. Tabii. Çünkü dünya kulüpler şampiyonları kazanacaktı büyük ihtimalle. Inzaghi derdim. Hakkı hocalarından bir tanesi de odur. Çok iyi hoca Simyone Inzaghi. Inter'i çok ciddi anlamda çok iyi yere getirdi. Ve geçiyoruz yılın hayal kırıklığı. Anthony Manchester United. 95 milyon avroluk bir oyuncu. Abi nasıl veriyorsunuz ya? Vallahi scout falan diyorsunuz bana bundan sonra kimse scout falan diye anlatmasın. Ya şu uluslararası kulüplerin harika scoutları var. Arıyorlar, buluyorlar falan. Bu ne? Anthony. <laughs> 95 milyon avro verdiler Anthony'ye ya. Sen Erbatur dün kendi aranızda konuşurken çok güzel tarif ettin Anthony transferinin yanlışlığını açıklayan. Burada yayında söylersen tabii. Ben şöyle e, dün işte yemekte sohbet ediyoruz. Şöyle düşünüyorum. Hayal kırıklığından ziyade bu tespit yapılması gereken bir transfer. Bir oyuncunun Hollanda Ligi'nde, Belçika Ligi'nde çok başarılı işler yapması onu büyük liglerde, özellikle Premier Lig'de başarılı olacak oyuncu haline getirmez. O yüzden özellikle fizik gücü düşük oyuncuları Premier Lig'e e transfer ederken Fizik gücü düşükse bir oyuncuyu Premier Lig'e e transfer ederken iki değil üç kere düşüneceksin evet. Çünkü herkes çok güçlü Herkes çok hızlı Senin ayak tekniğinin yüksek olması topla böyle Dönüyor olman falan Shakira dansları gibi Seni burada tekrar Hollanda ligindeki gibi diğerlerinden ayırmıyor Çünkü sana onu yaptıracak zaten boşluğu vermiyorlar Hızlı olman lazım güçlü olman lazım. Yetenek seviyenin yüksek olması lazım. Bunlar gibi Anthony'nin şu an istediği gibi oynamak istiyorsan Eden Hazard Prime dönemi olman lazım Chelsea'deki gibi. Omuzla yıkılmayacaksın. Ayak tekniğin yüksek olacak. Bunu başaracaksın. Ama Hollanda'daki bir oyuncu gelip Premier Lig'de de bunu yapar demek bence oyuncuya da haksızlık. Ama burada da fatura gidip 95'i verdiren Erik Ten yazar eski öğrencim yapar diye düşünüyorsun. Kesinlikle. Bak, Veli bu eski tarz teknik adam hareketidir. Eski öğrencim orada yapıyordu, burada da yapar. Yanlış. Orası ayrı, burası da ayrı. Sen orada yapıyordun, sen de burada yapamıyorsun Erik Evet. Aynı senin oyun seviyenin düşük olması gibi e, oyuncunun da oyun seviyesi ve fizik gücü düşük. Yani aslında hayal kırıklığı sadece bir oyuncudan ibaret değil burada. Kesinlikle. Ee, bu şu demek değil yani. Erbatur şunu söylemiyor aslında. Hollandalılar orada olmaz Değil. Hayır abi bir şey yok. Çünkü olanlar var ama var. olanlar senin anlattığından farklı. Fizikliler bir kere. Sahip. Fiziklilerdi. Yani van vücut falan. vücuda çarpışabiliyordu. İkili mücadelen korkmuyordu. Artıları vardı. Bunların yanında Robin van Persie, Ruud van Nistelrooy, evet, birçok oyuncu var ofansif anlamda. Hollandalı olup da Premier yapabilen yapabilen. Ama Bunun... Anthony abi çok ya gördük bir zayıf şey daha bir gördük şey. gittik. Çok zayıf abi. Çok zayıf. Yani Fiziksel olarak Premier Lig oyuncusu asla değil ya. Alamam. Hani ya çok hızlı. Bak çok hızlı oldu. Gördün mü kaptırdı topu? Evet, atmaya çalıştı. Hep aynı şey. Sağ yapıyor, sol yapıyor. Ya yani topa dokunmadan dans ediyor. E ondan sonra topu aldılar, gittiler ayağında. Seviyesi Premier Lig seviyesi değil. değil ya. Bunu değil. kabul edin. Düşük, düşük fizik olarak. Da bak, hızlı bu olarak Liga'da da... güzel olur mesela. Olur. La Liga'da olur. La Liga'da oynarsın. Olur, olur. Yani soruyorum Rafinha mı daha iyi topçu, Antony mi? Rafinha. Çok net. Bir kere Rafinha'yı yıkamıyorlardı Premier Lig'de. Evet. Sonra dokundum mu gidiyor abi. Evet. Peki e, geçtik yılın hayal kırıklığı takımına. Ay Arkamızdaki logolar değişmiyor Hakkı. çünkü yılın hayal kırıklığı takımı Manchester United. Maguire, Anthony, Jadon Sancho en büyük hayal kırıklığı yaratan futbolcular olarak bu hikayenin içerisinde varlar. Hepsi ya, Hepsi ya. Ama bütün takım ya bir şey söyleyeceğim ya dünyanın en büyük futbol ekonomilerinden birine sahip bir kulüpten bahsediyoruz. Dünyanın en büyük 3-5 kulübünden birisi her anlamda. Nasıl bu duruma gelebiliyor? Aklı aldırı gibi değil açıkçası. Her şey yanlış. Şampiyonlar sonuncu oluyorsun. Premier Lig'de ekstra verajdasın. Önüne gelen yeni En az gol ya. atan 3 takımdan bir tanesisin. 2 takım sadece senden az gol atmış ya Premier Lig'de. İkisi de düşüyor zaten. Astronomik transferler yapıyorsun. Hiçbiri beklentileri karşılamıyor. Höylund. Karşıladın mı beklentileri Höylund'u? Abi o parayı, Höyland'ı almayı ben hala doğru bulmuyordum. İlk zaten. Premier Lig golünü attı daha yeni ya. E bu Höyland kimse hani şunu, şunu kapatalım şu konuyu hani Haaland, Haaland Maaland falan o kapatalım abi yok öyle bir şey yok yani. Erling Haaland, Höyland falan cık. olmaz yani. Höyland, Haaland olmaz. Yani baş harfleri aynı diye ikisi de Santerford diye olacak iş değil o yani. İkisi <laughs> de Kuzeyli falan. Benzetiyorlar. Yani. Yok yok değil. Kes saçları. Sean Connery. Onun gibi yani. Güzel. <laughs> <laughs> Benzetiyor. Ya gerçekten. E şimdi ya bazı oyuncuların hakikaten bu arada çok değerli izleyen pasaport avantajı diye bir şey var. Tamam Dalo kötü oyuncu değil de. Ya Diego Dalo net söyleyeyim. Bizim ligimizde olsaydı Premier transferi yapabilen bir oyuncu olamazdı. Bazı oyuncuların böyle bir etkisi var yani. Doğru, doğru var. Ama McDonaghy'i beğenirim. Bence iyi oyuncu. Konuşma. Tarihin en iyi teknik direktörü mesajı gelmiş. Hmm. Prime, Mourinho ve Guardiola diyorlar. Ama hani total değerlendirmek lazım bunu. Sadece hani Mourinho'nun şu dönemi çok iyiydi falan değil. Gelmiş geçmiş. Tüm zamanları en iyi teknik direktörü. Ya bu istikrarlı olması lazım. Hayır Ben yani. Guardiola diyorum ona ya. Sen Guardiola mı diyorsun? Ben Guardiola diyorum. Önceden Alex Ferguson derdim ama Guardiola oyunu değiştirme anlamında daha çok katkı yaptı dünyaya. Ozan Bey diyor ki geleceğin Pepi Arda Turan Klopp'u da Nuri Şahin olacak. Nuri Şahin ayrıldı bu arada. Hayırlı olsun. Bu Hayırlı olsun. Dortmund'a gidiyor. Yardımcı teknik direkt yardımcı antrenör olarak hı, hı sene sonunda herhalde. Öyle görünüyor. Öyle, öyle, ee, konuşuluyor. E, direkt başa geçecek gibi evet. gözüküyor. Çok önemli. İlk Antalya Spor'un başına geldiği günde söyledik. Dortmund'un bir gün teknik direktörü olacak dedik. Ve bu uzak bir zaman değil dedik hatta yani. Dortmund'da e, yardımcılık yapacak Edin Terzic'e. Senen sonuna kadar da lisansını alacak. Ve sonra teknik direktörlüğe başlayacak. Buradan federasyona sesleniyorum. Lütfen şu pro lisans işini netleştirelim abi. Burada da bak Nuri iyi hoca olacağını hepimiz ilk günden beri söylüyoruz. Ama bak orada da önce pro lisans işi tamamlanıyor, ondan sonra hoca geçebiliyor. Hali bizde de böyle olsun. Ya ben demiyorum ki her pro lisanslı pro lisanssızdan daha iyi hocadır, kötü hocadır demiyorum. Ama ehliyet işine netleştirelim. Çünkü hep liyakattan Bu da bir liyakat başlığıdır yani. Bir diğer yılın hayal kırıklığı takımına da örnek Burak Bey'den gelmiş. Ajax'tır demiş. Aa bravo. Ajax da var. Biri Ten Hag'ın eski takımı, biri Ten Hag'ın yeni takımı. Bak hocam bir bıraktı ne hale geldiler. Bırak bu Ajax'ları buyurun. <laughs> Özür dilerim. Çok <laughs> kötü. <laughs> Dortmund, Manchester United ve Chelsea. Yılın hayal kırıklığı takımı. Dortmund'a biz yeni üzülmedik mi ya? Hakikaten. Dortmund çok büyük hayal kırıklığı da değil ama yani son hafta şampiyonluğu kaybettiği için hayalleri kırdı. Yoksa Chelsea e, United'la birlikte en yakın diğer aday olabilir bence diye düşünüyorum ben açıkçası. Bu arada düzenli izleyicilerimizden Spor Hocası Murat Özcan var biliyorsun. Evet. Selam olsun buradan. Normal futbolda aslında Ferguson ama modern futbolda Klopp Tarihin en iyisi olarak yerini almıştır diyor. Klopp'un yaptıklarını da bence... Dortmund tartı Liverpool. Tabii. Bak Klopp'un yaptıklarını da bence biraz göz ardı ediyoruz. Doğru. Haklısın. Bir kere Liverpool'u 30 sene sonra şampiyon yaptı bu evet. adam ya. Avrupa şampiyonu iki kere yaptı. Finale çıkardı. Dortmund'u da yaptı. Dortmund'u da yaptı. Şampiyonlar gibi finalinde kaybetti Bayern'i. E sana Dortmund'un hali de ortada yani. Klopp... Klub... Mesela mükemmel teknik direktörü oluşturalım bir gün. Futbolcuyu yapmıştık ya. Evet. Basın iletişim ifade olarak da klubu seçebiliriz. Parametreleri koyarken diyorsun değil mi? Evet. Yani çünkü klubun inanılmaz bir iletişimi var. İletişim, i̇letişimde başkası geçer ya. Yani. Fatih Hoca direkt aklıma benim de geldi. Ancelotti de var. Ancelotti de geçer. Ancelotti de var. Fatih Hocamın gördün değil mi şeyi? <laughs> evet gördüm. Panathinaikos yıllardır şampiyon olamıyor değil mi? Doğru mu? Doğru mu? <laughs> Peki diğer seçenek, diğer kategori. Yılın sporcusu Max Verstappen. Max Verstappen deyince de, Formula 1 deyince de yılın sporcusu tercihi için Erbatur Ergen'in konu sözü bırakıyorum. Estağfurullah. Beraber. Veli de bu arada alçak gönüllük yapıyor. Çok iyi bir Formula 1 izleyicisi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öyle. Max Verstappen'in bir süredir yaptığı, özellikle geçen yıl gerçekleştirdiği tüm spor tarihinin en büyük dominasyonlarından biri. Tabii ki Formula 1 mekanik bir spordur ve bir takım sporudur takımdan araçtan ayrı düşünülemez. Ve fakat pilotaj olarak, açlık olarak, yaklaşım olarak her ne kadar bir Adrian devasında her zamanki gibi bir araç olsa da Red Bull'un otomobili ortaya konulan nasıl domine edilir bir sporun resmedilmiş hali. Burada iki Hamilton'cıyız ama gerçekleri de söyleyelim. Red Bull zaten bana göre en keyifli takımı Grid'in. Bak en keyifli takımı. Bayılıyorum. Takip ederken de ama içeride de muazzam bir işçilik var ve şu anda da kokpitte muazzam bir pilot var. Hakkını vermemiz gerekiyordu. Dünya üzerinde mental olarak en zor sporları sayarsak F1'i de dahil eder misin? Ederim. Her türlü ederim. Bir de içeride inanılmaz bir politika var, baskı var. Çok çok zor ya. Aa, bir de ee, yarış sırasında da o kadar uzun süre iki saate yakın bir süre Konsantrasyon. Yani o kaskın Tabii. içerisinde, o daraların içerisinde inanılmaz ya salise salise konsantrasyonunuz gitmeyecek. Arkada sürekli olarak baskı, öndekilere geçme baskısı, arkadakine geçme baskısı hakikaten çok zor. Yani inanılmaz zor. Artı fiziksel olarak da kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Fiziksel olarak da hani böyle fizikle alakası falan yok değil Formula 1'in. Çok net alakası var. Abi adamlar bu anlamda fiziksel olarak hazırlanıyorlar bunu. Şimdi onu da söyleyelim yani. 2014'te ya 2013'te yazmışım bir F1 spor mudur diye yazı yazmıştım. NTV Spor'un o zaman köşesinde de yazıyordum. Burada iki notlarım vardı. Onu açtım. Tamam. Umut, yanlış olmasın diye. Bir yarışta ortalama 4 kilo kaybediyor pilotlar. Heh. Her yarış öncesi 8 litre sıvı ve bununla birlikte karbonhidratlı, besin değeri yüksek özel yemekler tüketmek zorundalar. Viraj anlarında ortalama 5 kuvvete maruz kalıyorlar. Sert bir virajda ortalama olarak boyunlarına binen yük yaklaşık 30 kilo. Ki özel boyun idmanı yaparlar hep görürsünüz. Bir pilotun nabız, nabız atışı normal seviyeye göre 3 kat fazla. Formula 1 pilotunun 90 dakikalık bir yarışın ardından nabız hızı bir maraton koşucusuyla eşit seviyededir. Abi çok acayip. Şimdi spor mudur diyorsunuz ya, sporcunun tillağı bunlar ya. Yani. O yüzden söylüyorum sana. Hem, hem fiziksel olarak hem mental olarak tillağı olmak zorundalar. Yani inanılmaz zor ya. Gerçekten çok zor bir spor yani. Öyle böyle zor bir spor değil. Onu da söyleyelim. Evet. Melissa Vargas yılın sporcusu olmayı hak ediyor demiş Abdülselam o, Bey mesajı. Orada denilermiş. bütün takımı seçtik biz. İlhan Bey yılın sporcusu Vargas'tır. Bireysel oyun veya bireysel spor değerlendirmesi değilse Vargas yılın sporcusudur. Diyor. Tüm takımı seçtik tabii belli orada. Tabi tabi aynen. Ee, Novak Djokovic mesajı gelmiş yılın sporcusu için. Ee, Şafak Bey diyor ki Fersiz diğerlerinden ayıran kendini bu spora tamamen adamış olması. Çok hırsız. Açlık ya. duygusunu tok tutması. Mental ve fiziksel anlamda bu denli üst seviyede tutup kontrol edebilmesi kendisini eşsiz kılıyor. Doğru takımında mentalitesi benzer olunca sonuç böyle oluyor. Çok güzel açıklamış ya. Çok güzel. Çok Vallahi. güzel. Çok güzel. Kim? Neydi izleyicimiz? Şafak Bey. Teşekkür ederiz Şafak Bey harika anlatmış. Aynı Bu arada açlık duygusunu tok tutması çok güzel çok ifade değil güzel mi? Ifade, evet, Çok güzel ifade. Çok güzel kavram. Aldık. Bundan sonra ara ara kullanırız Şafak. Aldık, Bey. kabul ettik. Kaçtı <laughs> o? 770 miydi? Neydi öyle bir şey var. Peki, diğer kategoriye geçiyoruz. Yılın spor yapımı. Ne demek o? Yani bir Yani bir yapım film olabilir. Evet. E, dizi ise dizi olabilir, belgesel ise belgesel. David Beckham belgeseli. Neden Uzun yıllar bili? konuşulacak. E, Figo'nun üstüne geldi. Figo'nun üstüne geldiklerken, Figo 2022'deydi. 2023'te David Beckham geldi. Her yönüyle e, yaşadığı zorluklar ve detaylıca anlatılmış olması ve muazzam bir arşiv görüntüsünün olması içerisinde Tabii. çok değerli. Yani belgesel yapmak, belgesel herkes yapar da, işte belgesel var, belgesel var abi David Beckham'ın yaptığı başka bir seviye yani. Bu belgesel çok özel. Ee, o günün tüm yaşananlarını birebir yansıtıyor. Bu arada TRT belgesel harika işler yapıyor. Er Erdal Oş muazzam işler yaptı. Eee biz işte beraber Mustafa Sapmaz, Erdal Oş ben bir belgesel gününde konuştuk Hı -hı. ve biraz belgeselin spordaki gelişimi, yaklaşımı, dünyadaki yükselişi üzerine konuştuk. Örnek alınması gereken bir belgesel, David Beckham belgeseli. Çünkü eksileri de, artıları da her şeyiyle anlatmış. Biz şunu eleştirebiliriz. Hani biz de Fatih Terim belgeseli eleştiridir biraz. Hı hı. Çünkü sırf olumlu yönlerden bakıyor konulara diye. Ve fakat mesela orada da yine de gençlerin bilmediği çok şey anlatıldığını düşünüyorum. Yani böyle olmasın kardeşim. Değil. O da olsun abi. Tabii tabii. Sonra daha iyi hale getirilmeye çalışsın. Ki Kitabı daha farklı olacak Fatih Hoca'nın mesela. İşte öyle olsun tamam %100 ama mesela Fatih Hoca'nın belgeselindeki İtalya bölümü benim için önemli özel bölümdür. En güzel bölümü. Bak orada kimsenin görmediği arka plan görüntülerle çok evet. güzel aktarılmış. Çok. Yani böyle şey yapmamak lazım. Bana göre bir numara Arnold Schwarzenegger'dır bu arada kitap olarak da muazzam. İlk bu kitabı değil bir önce yazdığı kitabı. Tamam. Ee, ama bu Beckham belgeseli bu sene için yapılmış en iyi iş. Senle şeyi konuştuk. Figo belgeseli bir önceki sene çıktı. Evet. O da girerdi yoksa Girer, kıyaslamaya. Yarışırlardı. Yarışırlardı yani. Ama hangisi olurdu? Hadi son iki yılın diyeyim hadi sorayım. Figo belgeseli mi, Beckham back, belgeseli back mi? Ya. Bir de bir e, küçük yaşlarda Victoria Beckham aşığı olarak <laughs> ayrı bir yeri vardır. O zaman tabii bak soyadını bilmiyorsun diyorsun ya sen Figo belgeseli. evet. Figo belgeselinde eee Anlatılmayan şeyler var. Yani anladın mı? Hani böyle bunu anlatamayız abi falan hani bunu söyleyemeyiz, bunu açıklayamayız kısımları var. Geçiştirmiş mi? Bazı yerler mecbur belki de. Serkan Yetkin geçiştirelim burayı demiş olabilir yani. Arkadaşlar burada <laughs> dengeler izin vermez burayı veremeyiz. Denge yapmış olabilir Serkan Yetkin burada. Arkadaşlar o bur var ya bir figoda biraz denge var bak figodan. Burayı ben attık. Yani. <laughs> bir geliyorsun. E kardeşim biz konuşmuştuk orayı. <laughs> tamam. Çok keskin. Çok keskin konuşamayız. <laughs> Gerek yok. Gerek yok. Buyurun. Bu arada Mustafa Özer hocam mesaj gönderdi. Ailece izliyorlarmış. Çok, Çok selamlar. Abi. Mutlu yıllar Mustafa hocam. Teşekkür ederiz. Ee, ve geçtik bir diğer kategori. Yılın kalecisi. Heh, Alp hocam. Aa, şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Haksızlık mı yaptık? Yapmadık yok. da diğer adayımız oydu zaten. Evet. Emiliano Martinez Martinez'i diğer adayımız bizim. Mark Andre Ter Stegen. Ter Stegen çünkü Barcelona özel bir şampiyonu kazandı bana göre zor zamanlarda bir şampiyonluk kazandı. Real Madrid'in böyle zamanda önüne geçebilmek kolay değildir ve 20 gol yedi sadece Barcelona bütün sezon. Ve Ter Stegen buradaki Arao da çok iyi bir dönem geçirdi ama takım halinde iyi savunma yapsa da Barcelona La Liga'da Ter Stegen burada baş rol yedir çok net bir şekilde. Bu adam da hakkı yenildi ba Yani bazı zaten. bazı. Alman milli takımda hakkı yenildi abi adamın ya. Abi çok iyi kaleciler var Almanya'da da ya. Abi, ama bence de yenildi. Abi Neuer varken tarihin en iyi kalecisi olabilir Neuer bu arada. Ama Ter Stegen de tarihin mesela Almanya'da en iyi 3 kalecisinden biri olacak kadar iyi performans veren bir kaleci. Ha, şunu söylemek lazım. Espri yapılıyor ya bilmem kimi hoca yaptı. Bir oyuncuyla ilgili. Ha, evet. Yani Ter ilgili de <gülüyor> Çavi <gülüyor> Hoca yaptı. <laughs> <laughs> Ter Stegen <laughs> Çavi Hoca yaptı diye manşet atsalar. <laughs> <laughs> Abi çünkü gol yemiyordu yani ve öyle böyle değil. Sadece savunmasıyla ilgiliydi. Gerçekten gol yemiyordu yani. Evet ya, çok iyi ya Gerçekten çok iyi ve o yüzden Bilmiyorum farklı görüşler var mı? Bizim diğer adayımız da Martinez'di. Öyle. Martinez'i çok iyi sezon geçirdi. Çok iyi bir dönem, yıl geçirdi daha doğrusu. Yani Dünya Kupası'nda bıraktıktan sonra devam etti. Aston Villa'nın hali gene en, evet. en büyük katkılardan United var mı biri. maçında da bu ara çok iyiydi. Ha. Öyleyse 3-2 kaybettiler ama çok iyi kaleci, çok iyi performans ortaya koydu yani. O var ya Premier Lig'in arkadaşlar fiziksel gücünün, hani biz Premier Lig'in bir büyüsü var diyoruz ya. Bak bu büyü sadece Merlin'in zamanında Camelot'ta yaptığı büyüler gibi büyü değil. Şimdi fiziksel olarak o kadar güçlüler ki, idmanları da takip ettik. O kadar kuvvetliler ki ve o kadar yüksek bir yetenek setine sahipler ki maçların sonlarında hiç kimse düşmüyor. En ufak bir düşme yaşadığında birisi gelip gerideki öne geçebiliyor. Yani bu büyü, ya Premier League'de bir büyü var abi ne yapıyorlar ya bunlar da reklam için mi şov olsun? Yok. Gerçekten fizik, mental ve yetenek birleşiminin yansıması o maçlarından sonra işte Premier Lig bu. Buradan Murat Kosova'ya selamlar. Manşetinin atılması her seferinde. Şimdi birkaç tane mesajı okuyayım. Yılın kalecisiyle ilgili farklı görüşler Buyurun. var. Burak Bey bence Vicario demiş. Erbatov çok beğenir. Bayıldım. Söyledim de. Yani, Premier Lig'de alabilirdim diye kadroya. Tottenham'da gerçekten büyük etki yaptı diye düşünüyorum demiş. Hakan Bey Ederson yılın kalecisi bence diyor. Adayların birisi evet. Ederson. Haksız, Haksızlık ya, bu, ediyor bu, muyuz? Yok. Etmiyor, eder sonra. Şöyle, hep konuşurken. City'yi hep konuşurken. Çünkü yani o kadar ya. katkı yapıyor ki. Abi 5 tane stoperim var abi 11'de yani. <laughs> Duvar örmüşsün oraya yani. Öyle Ama abi, sana. işte bak orada şey öne çıkıyor. Abi pozisyon vermiyorsun ki. Ay ayak konusu öne çıkıyor orada. Ay, tam tamam. Karaycan bahsediyoruz. El önce. Önce, önce el abi. Son ayak yani. Yani o yüzden eder sonra haksızlık etmiyoruz. Değil yani çünkü... Peki. Takıma bak. Kyle Walker 11'de oynuyor. Ruben Diaz oynuyor. Stones oynuyor orta saha. Akanji'yi koyuyorsun. Guardiola'yı koyuyorsun. Duvar ölmüşsün. Rodri var zaten orada. Gelemiyorlar ki kalene. Doğru. E, gele geçen sene hiç gelemiyor. Şimdi geliyorlar da. Şimdi geliyorlar evet. Ya bu arada... <laughs> Ali Bey de, de, Emiliano Martinez demiş. Ali Bey Provedel demiş de onun da 20 sür maç gol yemedi. O da doğru bak Lazio Provedel gol de attı. Yasin Bonu mesajı var. Sen ne diyorsun? Bonu da olabilir. Sefa Bey'imiz, Sefa Bey yazmış terstege nabiyat. Terste evet. Yani başlıyoruz. onana yılın en iyi kalecisi diye esprili mesajlar göndermişler. Fakat şu eklemeyi yapayım. Onana eğer beklenildiği gibi United kariyerine başlasaydı, United'da iyi bir dönem geçirseydi, yılın karıcısı onana olabilirdi. Çünkü hatırlayın, sezon sonu yaz döneminde enleri seçerken onana yılın kalecisi olarak sezon iyisi olarak seçiyorduk. Onanayı. Abi ya işte bak soruyorum. Taş yerinde mi ağırdır? Yoksa bu taşın kendi ağırlığıyla ilgili bir şey midir? Hmm. Yani acaba İnter'den ayrılmasaydı ona ana hala bazı bazı taşlar bazı yerlerde ağır, bazıları nereye giderse gitsin taş gibi. Evet. Bu da bir bak bu arada Barış Kapısız çok teşekkürler. Ee, çok güzel övgü dolu sözler de gelmiş. Bunu seslendirmek istedim. Teşekkürler. Yani, övgü dolu çok Sağ ol, geliyor. Sağ ol. teşekkür ediyorum. Ee, bana... Okumayı sevmiyorum. Alison Hasan Bey, Alison demiş. Yanson Sommer demiş. Doğukan Bey. Alison Kesin da çok. Yani. diyor Adem Bey. Ne terştegen ya. Ederson mu yoksa Alison mu? Ha. Güzel soru bak. Alison. Ama şey değil. Hani bu bu yıla falan değil. Genel soruyorlar. Alison. Aynen. Net hani Alison, Alison, Alison Çok de. net. Alison Bey de hem el hem ayak. Yani öyle. Söyleyeyim. Abi bir de daha büyük lider. Arka Doğru. tarafı da çok daha büyük alan kapatıyor yani. Ee, yılın Alp. savunmacısı. Alp hocam kalecide liderlik ne kadar önemli soruyorum burada. Alp hocam kaleci deyince gözümde hep böyle paylaşılı fotoğraflar canlanıyor. Benim de eski olaylarda böyle abi düşünsene bu seviyelerde Alp hocam yan yatmış sanki montajda koymuşlar gibi Alp fotoğrafı Alp hocam yazıyor. yani iyi fotoğraf çektiriyormuş zamanında. Onu da söyleyeyim ya. Yani. <laughs> Bazı plaj plojonlu... fotoğrafçım vardı <laughs> şöyle. Varmış kim geliyormuş ya, Sezgin Gelmez var Sezgin abi falan da o zamanlar foto muhabiri. anlatıyor Alp Hoca bazen. Çok iyi fotoğraflar çıktı. <laughs> evet. Ee, yılın savunmacısı. Yılın savunmacısı Kim Min jae Hem Napoli'de yaptıklarıyla, Napoli'nin şampiyon olmasında Osman Kıvaras seriye diyorlar da Kim Min jae de çok büyük paya sahiptir orada yani. Kim Min jaeyi çıkart Napoli'den, Napoli evet. şampiyon olamazdı. Mümkün değil. Devamında Bayern'e transferi ve Bayern'de de bu sene kolay değil. Şimdi abi adam Güney Koreli, İstanbul'a geldi. Oradan İtalya'ya gitti. Napoli gibi kolay bir şehir değildir Napoli. Zor bir şehirdir. İtalya'nın en zor şehridir. Tabii. Oraya uyum sağladı. Şampiyon oldu. Geldi Almanya'ya. Bambaşka bir kültüre geldi. Kaldı yerine devam ediyor. Bunu başarmak gerçekten zordur. İstanbul, Napoli, Münih. Ve... Her kültüre uyum sağlıyor. Bir Koreli olarak yapıyor. Evet. Çok zor bir şey. Ee, çok büyük sempati besliyorum. Ünek ben Korelilere. de çok seviyorum. Evet. Yani evet. Zaten dünyada en sevdiğim 3 oyuncudan biri de Hönmin Sondur. Hiç tartışmazız. Bayılırım yani. Ee, ama Kim Min Jae'nin yaptıkları hani hızlı konusunda zaten çok özel bir yetiye sahip ama oyun alan bilgisinin de gelişmiş olması ve takım arkadaşlarıyla çok uyumlu bir isim olması ama çok değerli hale getiriyor. Bu arada Kore kültürünün de burada etkisi var. Çünkü hemen hemen hepsi bu anlamda arkadaşlarıyla çok iyi anlaşan isimler. E Kim Minjai'yi seçmemiz gerekiyordu bence ya. Var mı alternatif? Kimi seçebilirdik alternatif? Baktık biz konuştuk da. Alternatif olarak savunmacı mı? Şimdi Van Dijk'ın mesela bu sezonu ee... çok iyi. Ama, Ama geçen sezonu olabilir. değildi. Ya Kim tartışması gibi geliyor bana biliyor musun? Bana ya? da öyle geliyor. Ben kimi yazdım? Arao, ya? Arao iyiydi. Arao, Arao o olabilirdi doğru. Arao olabilirdi. Ama orada terse yine payı veriyorum ben o yüzden. Rüdiger demiş Emir Can Bey. Çok iyiydi geçen sene. Ake demiş. Yani. Bir izleyicimiz. E, Ruben Diaz'ın hakkını veremediğini düşünüyorum. City'nin başarısında büyük etken demiş. Burak Bey mesaj göndermiş. Doğru. Bastoni diyor. Bir başka izleyicimiz. Ben Van Dijk bence Liverpool'un şu an lideri ve en e, iyi gitmesinin en büyük iki etkeninden biri. Diğeri Salah. Doğru. Diğeri de Salah demiş. Ama Van Dijk'ın geçen senesi kötüydü. Çok kötüydü. Guardiola değil bence ya. Yok, Guardiola değil bence. Guardiola'nın performansı öyle. beklendiği gibi değil ki zaten ara ara yedekte kalabiliyor. Benim bayıldığım oyuncu kimdi ya? Şey. Nerede? Newcastle'ın Hollandalı. Saliba diye iyi savunucu Yok, demişler. Onu onu çok beğenirim. Ee, yani seçtim neydi bizim çocuğun adı ya? Hangisi? Newcastle Hollandalı. İri yarı bir. Botman. Ha, Botman. Sven Botman. Çok bayılırım. Mesela bence çok iyi bir stoper. Aynı fikirdeyim. Jonathan Tah demiş Emrah Bey. yani? Açar bir NBA ne dersiniz diyor Erhan Bey. Sen ne Bey. dersin? Açar bir kariyer dönemini geçiriyor Inter'de 35 yaşında. Ee, çok iyi ama yılın en iyi stoperi bence değildir. Bu arada Saliba <laughs> Katılıyorum Furkan Bey. Saliba geçen sene gitti. Arsenal'ın şampiyonluk gitti yani. O kadar önemli stoper. Bayram daha devre mesaj göndermiş. Biliyorsun o Güney Amerika kısmında. Evet. Hep oralardadır. Brezilya, Arjantin gider. Ee, bu arada Ederson geçen hafta Rogerio Seni ile buluşmuş. Rogerio Seni benim benim idolüm dedi. Hmm. E, Rogerio bir kaleci olmasına rağmen 121 gol atmıştı diyor. Evet. Libertadoresi en çok gol atan oyuncu aynı zamanda. E, şimdi de e, Bahia Kulübü'nün teknik direktörü. Aynı zamanda da Bahia'yı City Group almış bu arada. Bak güzel bilgiler geldi bayram daha Deviren'den. Aa öyle Teşekkür mi? Teşekkür ediyoruz. Evet, City Group almış Bahia'yı. Ben Bahia de o zaman bayram daha devrenden dediğine bir ekleme yapayım. Dünyada gittiğim en güzel 3 şehirden biri Bahia'dır. Gerçekten mi? Çok net. Salvador Bahia, Brezilya'da bir festival şehri. Her hafta bir şeyin festivali var. Bak abartmıyorum. Her hafta bir şeyin festivali İnanılmaz renkli bir yer. Yani böyle zaten deniz kenarında işte orada şey var, deniz feneri var, festivaller top oynuyorlar. Salvador Bahia eğer yani yurt dışına böyle bir, bir tane özel bir şey yapayım diyorsanız tavsiyemdir. City grubunu alması da o yüzden beni çok şaşırtmadı. Futbola çok ilgililer. Ayrıca muhteşem bir şehir. İlginç bir şey çıkabilir oradan. Zamanında şey de gitmişti. Sizi götüreyim bir hafta gidelim diyor. Bayram daha devran. Gidelim mi valla? Vallahi, vallahi giderim. Bayiye hemen hemen gelirim. Ee, şimdi baksana abi şimdi City Group'un yaptığı yatırımlar Girona'yı aldılar. Burayı aldılar. Evet, tam City. Hep bak yer olarak da dikkat et. Böyle güzel yerlerde alıyorlar takımları. Roger seni başında. Ederson Roger Yosen'in yanına gidiyor. Bir araya giriyorlar, görüşüyorlar, buluşuyorlar. Ee, İlginç. Bu işte bir iş var falan diyormuşum. Dedektiflik oynuyormuşuz. Sıcak yok soğuk bir kış günüydü. Telefonum acı acı çaldı Ahmet Çakar gibi. Ama şöyle Fernandao gitmişti Bayi'ye hatırlıyor musun? Bir ara Fenerbahçe'de de oynayan eski evet, Bursa Sporlu. Evet hatırlıyorum. Nasıl şu işine varım yani. Ona ya sen vermen... kafa oraya gittin. Şu an ben, ben Bayi'ye odaklandım. Bir de şey söyleyeceğim. Bir izleyicimiz yazmıştı. En iyi spor markası kim olabilir diye. Red Bull olabilir. Yatırım anlamında ama City Group da mü müthiş yatırım Bak gerçekten yapıyor. muazzam yatırımlar yapıyorlar ve her hepsinde başarı oluyor. Girona'ya bakın abi ya. ya. Bu arada spor markası derken spora yatırım profesyonel spora yatırım tabii, anlamında tabii. konuşuyoruz, yoksa sponsorlar anlamında değil. Şimdi e, yılın bu arada yılın sporcusu konusunda ismini vermek istemeyen bir izleyici olarak diye bana mesaj göndermişti. Abi kusura bakma isminizi vereceğim. Ben ee, Tarık Üstün mesaj göndermiş. Tarık hocam hastasıyız. <laughs> Bayılırım Tarık. Ee, yılın sporcusunda pozitif ayrımcılık yapmak istiyorum. Alperen Şengün diyorum demiş. Bu arada net adaydır. Bizim zaten. Birazdan geleceğiz Alperen. Hayır gelirken bir... ver, ver. Hadi verelim. Alperen Şengün'de bizim bir ödülümüz var. Yılın Parlayan Yıldızı. Özel ödül. Ya Tarık Üstün bize pas atmışken gol'e çevirelim. Evet. Yılın Parlayan Yıldızı Alperen Şengün 2023'te ee, Tarık abi niye isim vermek istemiyorsunuz ki yani çok da güzel bir başlık aslında Bence bu arada yıldız sporcusu olabilirdi Olabilir yani. tabii Çok olur. net olabilirdi All Star seçilmesi muhtemel inşallah diyorum ya yani çok istiyorum seçilmesini Bak milliyetçilik yapmıyorum ayrılık oh. yapmıyorum hak ediyor Ve bunu okuyun zaten yazıları abi. Amerika'daki yazanları da e, hak ettiğini söyleyen birçok kişi var abi adam başka seviye geçti bu yaşta Bellingham gibi NBA'in. Öyle söyleyeyim sana. Ya şimdi böyle all around bir, center, bir pivot'u çok fazla göremeyebilirsiniz. Yani baby yok hiç deniyor ya. Bak ben iyi bir NBA 2K oyuncusuyumdur. Yani iyi oynarım PlayStation'da, My Player'da ve uzun oynarım. Alperen'in yaptıklarını oyunda bile yapmak neredeyse mümkün değil. Öyle bir performans gösteriyor. Hatta bir klip de rica etmiştik o olacağından. Verir var. Mi? Klip de var değil mi? Hazır mı? Verelim ya Alperen Şengül'ün klibini de. 2023'ün Parlayan Yıldızı Alperen Şengün. Oylar Alperen Şengüne lütfen. Hak ediyor, ümit ediyoruz. Ee, çok genç yaşta All Star olur ve bundan sonra zaten bir başladıktan sonra öyle tahmin ediyorum ki e, yıllarca aralıksız her sene seçilecek diye düşünüyorum. Özel ödül olarak da biz e, bu noktayı eklemek istedik çünkü Alperen'in yaptıkları çok özel. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Giderek artacak bir performans da göreceğiz. Çok önemli isimler. Var bir hayalimiz 3-4 sene içerisinde Hüsnü Rakas'ı şampiyon yapması. Üzerine takım kurulacak oyuncu noktasına geldi zaten. Ya yani şimdi çok özel isimler izledik. Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur, Mirsad Türkcan, NBA'de gururla tabii. Bence Harun Erdenay da zamanında gitmeliydi. İbrahim Kutluay gitti gibi gibi çok özel isimler izledik. Alperen çok başka bir yere gelebilir. Umarım da başarır. E, gururla izlemeye devam edeceğiz. Buyurun. Peki, Parlayan Yıldız'ı seçtikten sonra e, yılın savunmacısını seçtik. Yılın orta sahası. Buyurun. Yılın orta sahası üzerine çok fazla konuşmaya gerek yok. Zaten yılın e, kendisini futbolcusu olarak seçmiştik. Rodri e, doğal olarak da yılın orta sahası kendisi. Ve geçiyoruz. Yılın Santrforu. Yılın Santrforu burada tabii ki normalde, 2-3 isim arasında gidip gelirsiniz. Ama Erling Haaland çok net şekilde bu ödülü hak ettiğini düşünüyorum. Var mı? Ya şu da olabilirdi de Haaland'ın yerine dediğim bir aday var mı? Ben de Erling Haaland net bende. O olabilirdi. Olabilirdi evet. Osimen yakın bir aday olabilirdi. Osimen yani geçen sene Lautaro olabilir miydi? Ya ol, olabilirdi. Ben Osimhen'i şundan ayırıyorum. Napoli şampiyonu. Napoli'nin şampiyonluğu bence çok özel bir şampiyonluk. Özel bir de erken doğru. erken getirdi. doğru Aldı yani. Doğru. O, o anlamda Neden Rodri'yi yıl oyuncusu seçtik? Çok iddialı gibi yaklaşacağız ama bence öyle değil. Haaland olmadan Manchester City şampiyon olabilir miydi? Nerede? Premier Lig'de. Olabilirdi. Osimen olmadan Napoli İtalya Ligi'nde şampiyon olabilir miydi? Olamazdı gibi duruyor. Evet bak bunlar çok önemli. o yüzden yaklaşıyoruz. Bak Rodri'yi çıkardığın anda takımın merkezi çöküyor tabii. şu an City'de. Doğru. Bu yüzden ama Rodri olmadan da mesela Manchester şampiyon olabilirdi. Olduğunda ilk ayı vardı. Tabii. tabii doğru. İlk ay vardı. Kevin De Bruyne sağlıklıydı. Aynen öyle. Şimdi gene döndü bu arada De Bruyne. Oynayacak yani. Oynayacak. Dün kadrodaydı. Oyuna girmedi. Hı -hı. Buyurun. Ee, yılın golü. Golü veremiyoruz ekrana ama seçtiğimizi söyleyelim. Alejandro Garnacho Everton'a attığı gol. Yani hatta tüm zamanların en iyi gollerinden biri dahi olabilir artık. Alejandro Garnacho'nun golü. Ya mükemmel bir gol atmıştı ya. Olağanüstü Ölüşece. yani. İnanılmaz. Wayne in golünden bence daha güzeldi. Bu arada onu söyleyeyim ben yani. Ben de aynısını düşünüyorum. Değil mi? ben aynısını düşünüyorum. Bu arada en güzel milli takım golleri yapmıştık. Onu da TRT Spor YouTube hesabına gollerin görüntüsüyle ekledi. Tabii ekledik var. Ahmet Sivas ve arkadaşları sağ Teşekkür ediyoruz TRT Dijital ekibine. İzleyebilirsiniz oradan. E bunun görüntüsü olmadığı için güzel goldü. Yani bulabilirsiniz YouTube'da var Yılın olayı nedir? Yılın olayı aslında yılın takımıyla benzer aynı doğrultuda. Filenin Sultanlarının dominasyonu tüm dünyanın Dört ay boyunca onları konuşması çok değerliydi, çok önemliydi. Alınacak bütün kupaları aldılar. Yani ne başarılacak varsa e, saha içi, saha dışı, arkadaşlık, dostluk, kupa, başarı her şey onlardaydı. Her şey onlardaydı. E, o yüzden domine Bütün yıl domine yani. En değerlisi benim için Türk kadınının yeri dünyanın zirvesidir. Türk kadınının yerini işaret eden, bize anlatan bir Hikaye yazdılar. Benim için en değerlisi bu. Tek tek hepsine teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese, ailelerine, sponsorlara, federasyonumuza, sayın başkana, teknik ekibe tek tek teşekkür ediyorum. Yılın olayıdır kadınlarımız. Yılın enleri bitti Erbatur. Bu kadar mıydı yılın enleri? Yılın enleri bitti. bitti. Başka şimdi, şimdi neyimiz var biliyor musun? 11'lerimiz var. Aa yılın 11'leri. Nasıl Şöyle yaptık? yaptık? Erbatur Ergenekon yılın en iyi Premierlik 11'ini yaptı. Ben yılın en iyi Premierlik dışı 11'ini yaptım. Her sene Ervatur diyor ki sen diyor git buradan diyor. <laughs> diğer ligleri yap <sen> diyor. <laughs> ben tek siz hepiniz der gibi. Ay, o Almanya temsilcisi evet, ya. Yapıyor. yapıyorum tabii <laughs> ki. Ee, yani böyle olması daha güzel. Çünkü yılın... Ya şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Yani yılın takımı, yılın 11 dersek hepsini dahil ettiğimizde evet. e, Premierlik Premier Lig ağırlıklı çıkıyor. Diğer liglerdeki bazı oyuncular haksızlık olabiliyor. O yüzden onu yapmaktan ziyade Premier Lig'i ayrı, diğer ligleri ayrı bir 11 olarak düşündük. Nereden başlayalım? Buyurun, senin 11'e başlayalım. yılın Premier Lig 11'i. Benim seçtiğim yılın Premier Lig 11'ini paylaşalım. Kale'de Ter Stegen var. Barcelona'yı şampiyon yapan kaleci. Savunmanın solunda Di Marco, özel bir hayranıyız. Aynı zamanda yılın en iyi sol beki olduğunu düşünüyorum kendisinin. Stoper ikilisi, hem Napoli'de yaptıklarıyla ve kaldığı yerden Bayern'de devam etmesiyle kim Kimmich'e yanında Arao. Barcelona'nın şampiyonluğunda büyük bir etki sahibi olduğunu düşünüyorum. Çok güçlü, çok iyi bir stoper. Bence şu anda dünyanın sayılı stoperlerinden birisi. Sabek'te Eşref Hakimi her sezonki o standartını devam ettiriyor. Onun üzerine şu ana kadar çıkabilen pek fazla son yıllarda yok. Orta sahanın merkezinde Hakan. aslında şöyle ben merkezi 6 numarayı Hakan'ı alıp 8'e Bellingham Griezmann şeklinde alıyorum. E, Güzel merkezde bu, bu şekilde de olur ama ben artık Griezmann'ı 8 olarak görüyorum daha tamam. çok. Ofansif 8 olarak. Hı hı. E, çünkü paylaşayım bu arada Hakan 9 gol 6 asistle yılı tamamladı kulüpler düzeyinde. Artı milli takım performansları ile birlikte oynadığı maç sayısı 2023'te 60'ı geçti Hakan Çalhanoğlu'nun. Çok zordur bu seviyelerde kalabilmek. Bellingham ve Griezmann. Griezmann'ın istatistiği de 2023 yılı içerisinde 26 gol 14 asist. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığını oynuyor. Ee, hücumda Lautaro Martinez. Lautaro Martinez bu yıl içerisinde 37 gol 8 asist yaptı. 45 golü direkt etki etti. İtalya Kupası, Süper Kupa ve aynı zamanda da e, finale kaldılar Şampiyonlar Ligi'nde. Lautaro Martinez yani zirvesini yaşıyor bence şu anda kariyerinin. Harry Kane, Center Ford'a ve hemen bir diğer forvette Kylian Mbappe. Benim Premier Lig dışı 11'im bu şekilde. Şahide şöyle itirazım olabilir. Tabii ki. Sanki yani Lautaro biliyorum senin özel sevgin de var ama Osimhen'in yaptıklarını e, düşününce Lautaro yerine Osimhen'i ekleyebilirdim ben sadece fark olarak. İkisi arasında zaten e, hmm. değişebilirdim evet ama Lautaro bende daha ağır bastı yani. Kıvara? Kıvaraç onu da söyleyeyim bak Hı -hı. aklına gelebilir birçok kişinin 2023'ü baz aldığımız için açıp baktım araştırdım. Kıvaraç ya 2023 senesi içerisinde 5 gol 5 asisti var. Çok kötü başladılar tabi ikisi de. Şu akılda kalıyor Kıvaraç ile ilgili Napoli'nin geçen sezon başı performansı Hı -hı. akılda kalıyor. İnanılmaz başlamıştı. Headdrickler, maçta 2 asistler, 2 gol 2 asistler falan. Ama ne oldu? Yeni yılla birlikte o durdu biraz. Zaten orada Napoli arayı açmıştı. Şampiyonluğunda tabii ki büyük pay sahibi. Bu arada Napoli'nin şampiyonluğunda bana göre en büyük pay sahibi bir Osimhen 2-2 Mijedir. 3 Kıvara geliyor bende yani. Bende ben, ben de öyle. Ee, o yüzden 2023 takvim yılı içinde Kıvara yok. Yani 5 gol 5 asisti var. Peki o zaman ben... Premier League bir... 11'ine geçiyoruz. Erbatur yani Ergenekon'un. Oynayabilecek bir de yapmak istedim. Tabii Bunu tabii tabii. Kalede Emi Martinez. Şu an dünyanın en iyi 2-3 kalecisinden biri bence ilk 2'de bu arada. Stoper attı biraz top geçirmez şekilde oldu. Saliba ve Van Dijk'ı bir arada evet. oyunca. Ki Saliba'nın olmadığı dönemde Arsenal'ın nasıl şampiyonluğu kaybettiğini biliyoruz. Aslında ben bir trendçiyim ama Walker'ın son 2 sezon içerisinde ve geçen sene özellikle yaptıkları onu tarihin en iyi sahabeki noktasına getirecek bir performanstı. Estupinyan Brighton'ın Yükselişindeki önemli isimlerden biri hem hücumda hem savunmada hem de temposuyla e, fark oluşturuyor bence. Sol belki e başka isimler söyleyebilirsiniz. Zinchenko denebilir, Robertson denebilir, birkaç isim. Estupin ya. Dinye denebilir ama Estupinyan bence Bancadır. çok yükselen bir değer. Ön tarafı Rice, Rodri yaptım. Top geçer adam geçmez oldu of. biraz. Arkası da Saliba, Van Dijk olunca. Eee Arsenal'a katılışı Önce oyunu... rahatlatmışsın biraz orada var Çok aş aşırı rahatlattım ön tarafı ya. Yani Rice ve... Kal, sen ön tarafta biraz katakıl gelme arkaya fazla. Burası bizde ba diyorlar yani. Martin sen orada kal. <laughs> Gelmene gerek yok Veli Yiğit seslendirmesiyle. <laughs> Hatta şu, benim oradaki... Şimdi mesela e, çok güzel bunun e, anlatımları var. Şey, hocamı söyler misin Brighton hocamı ya çok sevdiğimiz... Dezerbi. Dezerbi hocam. Dezerbi hocamın kare savunmaları var böyle kare savunmaları. Oyuncuları, rakipleri karenin içine alıyor. Benim bak dörtlüye bak Saliba, Van Dijk, Rice, Rodri. Oraya gelince şöyle bir kareye aldığımızda geçmiş olsun. O yüzden Estupinyan'a, Volker'a da gidin pek gelmenize gerek yok diyeceğim. Neyse Ödegard gelince... Abi takım savunma, savunma takımı olmuş yani sağlam takım. Dur öne yeni geçiyorum. Dur. Hayır. savunma çok güçlü takım çok olmuş güçlü. Ya, onu söyleyeyim yani. Şimdi, o, o... Abi, Volker, Van Dijk, Saliba, Estupinyan, Rice, Rodri... Ya, tam bir Guardiola'nın son zamanları takımları gibi olmuş. Yani. Oynayabilecek 11 derken onu söyledim. Ödegaard'da gelince Arsenal'ın yaratıcılık seviyesinin çıktığı ortam ortada. Oyun kurucu olarak onu aldım bu ikilinin önüne. Sol önde Son, sağ önde Salah, Santrafor'da da Haaland. Bence e, isim değiştirebileceğiniz isimler olabilir. Mesela olabilir, Saka, tabii. Saka mutlaka olabilecek Heh. bir isimdi. Performanslı, elit performans. Madison, Nasıl yok Saka diyenler olabilir şimdi? E, Salah olduğu için yok. Ya yoksa Hatta veliyle konuştum ya. Yani hiç sevmem ben üçlü oynamayı. Bu takım üçlü oynamaz kardeşim. Üçlü kadro yazmayı da sevmem. Sırf Saka'yı oynatmak için 3-5-2 yapayım dedim. Ama o da futbol anlayışım olarak içime sinmedi. O yüzden Saka yok. Kadroyu bu şekilde oluşturdum. Hem oynayabilecek hem de gerçekten en iyilerden oluştuğunu düşündüğüm bir kadro. Odegaard'a itirazım var benim. Odegaard'ı ben kim olmayayım. koyardın? Alvarez olabilirdi belki ya. Olabilirdi. Alvarez Haaland olur yani. Biliyorsun artık onu da pozisyonunu evrildi biraz hani Doğru. yol oynadı. Doğru. Ya Ödegaard da çok iyi sezon geçirdi de o değişebilir miydi acaba? O aklıma geldi. geldi ama yani bilmiyorum o çok güzel kadro öyle söyleyeyim. Tamam, Muhtemelen abi. Pep şu anda bu kadroyu görse "Elbettur helal olsun ya hayalimi yaşıyorsun vallahi <laughs> falan" der herhalde yani büyük o, ihtimalle. O Çünkü o kendisi e, mesela Rodri'nin yanında Driisi isterdi. Çok e, isterdi. E, yanında o ne yapıyor şimdi? Yalandan Stones'u falan koyuyor, Akanji'yi koyuyor, bir şeyler yapıyor sana yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Burada ben Ödegaard'ı almasam aslında evladım Madison'ı alırdım. Benim o pozisyonda oyuncusu Alvarez değil. Benim için Ödegaard, Alvarez değil, değil. Yani benim için evet. Ödegaard, Madison ya da Cole Palmer'ı alabilirdim. Hı. Bak Cole Palmer'da City'de tutmak için çocuğa sana daha fazla süre vereceğim falan dedi. Ya baba gittin Matthieu Nunez'i aldın. Kalvin Phillips'i almıştın. Biraz da eleştirmemiz gereken yönlerinden biri bu e, Guardiola. Tam zenginlik var da kendi içindeki zenginliğe de zarar verdin. Kolpan var hepsinden iyi topçu işte bak ortada. Şurada üçüncü alternatifim olur ya yazacağım. Tam dedim ki bak bu yılın premierlik 11'i falan bunları 11'leri yazarken ya yazmıyor mesaj gelmiyor falan dedim şu anda yazıyor. Kim? Ee, Tarık Üstün mü? Tarık Üstün. Çok merak ediyorum Tarık Hocam ben de. Vallahi şimdi... Alperen Şengün'le ilgili teşekkür ediyor. İnanılmaz Peki. oldu ya. Aga pas atmış gibi oldu Evet dedi. çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Ee, Tarık Üstün'ün itirazı var mı acaba? Ben Premier de merak Lig 11'ine eklenmesi gerektiğini düşündüğü, değişmesi gerektiğini düşündüğü ya da e, benim az önce Premier dışı 11 içinde olabilir. Farklı bir düşüncesi varsa. Ya bu arada benim de alamadığım için üzüldüğüm isimler var. Onu da söyleyeyim. Ya Haaland çok iyi bir sene geçirdiği için yoksa Watkins'in de hakkını verelim. Yani muazzam bir seviyeye çıktı Ünay Emery hocayla. Oli Watkins'e düşünülebilirdi. Bir izleyicimiz şey yapmış. Yılın premierlik ve diğerlikler ligler hepsi dahil 11'ini yapmış. Onu göndermiş bize. Ee, Ederson var kalede onun. Hmm. Kim gönderen? Oğuz Bey göndermiş. Kyle Walker, Kim Mijie, Ruben Diaz, Di Marco. Güzel. İki tane benden almış savunmada. Bir tane senden almış. Orta saha Rodri senden gene. Bu Kyle Saka'yı koymuş sağ tarafa. Hmm. Mbappe solda. Merkezde De Bruyne, Bellingham. Önde Haaland. çok güzel kadro yapmış bu arada yani. Ben sadece Sakay'ı alamadığım için çok üzgünüm bu kadroya. Hak etti çünkü sonuna kadar Ödegard Ama pozisyon itibariyle Ödegard'ı almam gerekiyordu. Bayağı level Leverkusen'den Wirtz veya Frimpong eklenebilir demiş ama 2023'ün tamamını aldığında Tabii. belki Frimpong evet Wirtz sakatlıktan döndü biraz geç döndü. Öyle bir durumda vardı. Onu da altını çizmek İki kadroyu aldım. karşılıklı koyabilir miyiz? Evet yan yana yönetmeni? koyabilir miyiz? Rica etsek yönetmenimizi İlker Bey'den. Aa İlker mi var? İlker. Evet. Martinelli, e, bakayım. Güzel oldu Almiron. on Bir şey söyleyeceğim hiç itiraz gelemiyor yani pek fazla. Güzel kadro bak. Bir tek kadro. trip yeri de ekleyebilirdim bu arada bak sağ beke Walker yerine. <laughs> bak Tarık Üstün <laughs> mesaj göndermiş. Bak okurum mesajı. Oku oku ya. Tarık Üstün okurum mesajı. <laughs> ne diyor dur ben bakayım sende. Ben şimdi mesajı okuyacağım. Önce 2.11'de şu anda ekranda. Yılın Premier Lig dışı 11'i benim yaptığım 11. Yılın Premier Lig 11'i Erbatur Ergenekon'un yaptığı 11. Kim kazanır? Ee, kim kazanır Yapma maçı Tarık Üstün kim kazanır? İzleyicilerimize soralım kim kazanır bu maçı? Ha, bu takımlar hocaları kim olur diye Evren Gözden mesaj geldi. Yılın Premier Lig dışı 11'inde... normal şartlarda geride bıraktığımız yıl en iyisi Premier Lig dışında Simeone Inzaghi hocamdı. Ama e, bu takımı oynatacak hoca olarak konuşacak olursak da tartışmasız benim takımın hocası Carlo Ancelotti olur. Sen takımın hocası belli ya Pep. Benim yok ben. Hayır hocamı değiştirme ist istiyorum. Hayır değiştirmezdi. <laughs> <laughs> Evren be benim hocam. Burada bu takımda iletişimde çok önemli olduğu için yıldızların e egoların yönetiminde ben Postekoğlu hocamı takımın başına getiriyorum. Mate. Kim? Anç Postekoğlu hocam postek takımın başına getirdim mate diye diye orada. <laughs> Tarık üstün mesajını okuyorum lütfen oku. Dur Tarık... a, dur Al, alalım 11'leri birileri de böyle bir dur. Tamam hocam. Tarık üstün biz de görsün. Evet olur. evet Yusuf ifadelerimizi görsün ilk hocam. Tarık üstün'e dedim ki Erba Türkanlı da. ne diyor ne diyor bir itiraz edeceğin değiştireceğin oyuncu var mı dedim abi Tarık üstün'ün biliyorsunuz kariyerinde. <laughs> akıllara giren 2-3 önemli an ve video vardı. <laughs> ee, birisi dünya kupasında yaşadığı an, ee, onun haricinde yayın içerisinde İmkar Mutlu ile bir sunumu vardır. Öndeki arkadaşı istediği alın yerine istediğin santrforu koy. <laughs> ağlandı çıkarın. Elbuki ağlandı çıkarın diyor. Ama ne ama zaman attı? Sonunda yürücü koymuş tabii. <laughs> Hocam attı ama ne zaman attı? <laughs> çıkarın dedim ama ne zaman çıkarın dedim. <laughs> Nerede attı? Çok, çok, güzel bir andır biliyor musun evet, musun? Yani ya? Güzel, çok güzel, keyifli. Güzel anılar bunlar. Çok keyifli anılar. Unutulmaz an. anı. bak Evren Göz nefis dedi. Ne? Beğendi. Mostekoğlu mu? oldu seçim. Tabii çünkü orada iletişim önemli. Evren Serkan Yetkin'e çok yayın yapıyorsun. Burada. Hayda! Evren de mi <laughs> <bir> dengeci? <laughs> dengeci oldu. Dengin. Peki, şimdi eee Ancelotti dedik. Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso geçer mi diye konuşuluyordu. Ama Ancelotti 2026'ya kadar Real Madrid'le kontratını uzattı. Benim burada rahatım, yerinde, başarılı da gidiyoruz. Ben Brezilya'ya falan bir yere gitmek istemiyorum. Ben burada kalmak istiyorum." dedi ve kaldı. O hakkı da var zaten. Geriye adaylar azalıyor Xabi Alonso için ve bu senenin de en fazla sezon en azından öne çıkan teknik direktörü Xabi Alonso. Acaba nereye gidecek diye konuşuluyor bundan sonraki süreçte. Hatta sözleşmesinde madde olduğu söyleniyor. Adaylar 3'ten 2'ye indi. Real Madrid deniliyordu, Liverpool konuşuluyordu ve Bayern Münih konuşuluyordu. 3 takımda da forma giymiş olan ama aynı zamanda planlı şekilde yolunda ilerleyen bir teknik direktör Xabi Alonso. Oğulcan Kaya bizim için de Man of the Year Oğulcan Kaya yazdı bu bandı. Adam. Ekranlara getirelim. Xabi neler yapmış ve bundan sonra ne olacak? Olcan. Olcan Kaya harika. Muazzam. Eline sağlık. Yıllar yıllar önce Serkan Akkoyun'la dedik ki bu adam ileride çok iyi bir hoca olacak. Çünkü onun hazırlıklarını yapmaya başladı demiştik. Serkan Akkoyun'a da selam olsun. Selam odada. olsun Serkan'a. Çünkü oyunculuk zamanında Zaten geleceği planlayan bir adamdı bu Yani bu arada örnek olsun Birçok kişiye de ben futbolcuya da örnek gösterirken Futbolculuk zamanında Şabe Alonso'yu örnek alın Demiştim hep Geleceğe dair plan yapacaksanız eğer Şabe Alonso gibi olun hakikaten öyle olun Yani sonra hayal kırıklığı yaşıyorsunuz Boşluğa düşüyorsunuz Bir anda bir noktaya gelmek istiyorsunuz Öyle bir şey yok Futbolculuk başka bir şey Teknik direktörlük başka bir şey yeni bir mesleğe başlıyorsunuz Tamam biraz daha avantajlı başlayabilirsiniz ama ben direkt Buran'ın hocası olayım. Olamıyorsunuz, olsanız da kalamıyorsunuz. Öyle kolay değil o işler yani. O yüzden bir şeyden eğitimini almak, adım adım başarmak, adım adım merdivenleri basmakları çıkmak daha keyifli. Yani bir de anlatacak hikayeniz olur ya, anınız olur. Öğrenmişlikleriniz olur. Öğrenmeden bir yere geldiğinizde kalamıyorsunuz uzun zaman. Ya biz mesela Burak Yılmaz'ı eleştirirken niye eleştirdik? Hani o söyledikleri kendisine nasıl zarar verdi? Evet. Çok önemli hocalarla çalışmış olabilirsiniz. Çok önemli yerlerde çalışmış olabilirsiniz. Ama o yaptığınız işle öbür yaptığınız iş arasında bir fark var. O yüzden en yanlış ifadesi de şuydu. O futbolu bıraktıktan sonra yaptığı basın toplantısında. Bizim gibi oyunculara ne verilmeli demişti. Biraz daha avantaj verilmeli. Hı hı hı. Biraz daha rahatlık verilmeli. Ama doğru değil işte bu. Tamam. Zaten senin geçmişten gelen büyük bir avantajın var. Ekstra bir avantaja ihtiyaç yok. Onun üzerine yeni bir inşa yapıyorsun artık o temelin üzerine. Ama sen o temelin üzerine yeni bir inşa değil de temelsiz yeni bir binaya direkt çıkmak istersen işte o zaman olmuyor zaten. O o o o sağlamlıkta kalamıyorsun. O yüzden Alonso'nun yaptıkları örnek alınması gereken. O yüzden Nuri Şahin'in şimdi Dortmund'da yapacağı örnek alınması gereken başlık olarak görülmeli. Yani Nuri Şahin örneği harika bir örnek. Nuri Şahin de tıpkı Şabi Alonso gibi futbolculuk zamanında başladı bunlar. Aynen öyle. Çalıştığı hocalar, o çalıştığı hocalardan tuttuğu notlar. Şabi Alonso da diyor ki ben diyor Guardiola için Real Madrid'den ayrıldım diyor. Guardiola ile çalışmak için. Çalışıp onun teknik direktörlüğünden püf noktaları öğrenmek ve geleceğe yatırım yapmak için yaptım bunu diyor. Almanya giderken de Almanca öğrenmeye başlayarak gidiyor ve Almanya'da Almanca'yı öğreniyor. Bayer Leverkusen de onu tercih etmesindeki etkenlerden bir tanesi Almanca'yı biliyor olması, oranın kültürüne hakim olması aynı zamanda. Daha da öncesinde Real Sociedad B takımındayken de Borussia Mönchengladbach istiyor. İyi para da veriyorlar ama diyor ki yok acelesi yok. Şu an acelem yok benim diyor. Zamanı değil. Gitmiyor. Ertesi sene Bayer Leverkusen'e gidiyor. Bayer Leverkusen'deyken de Tottenham istiyor devre arasında. Şu an değil diyor. Zamanı var. İstemiyorum diyor. Ayrılmıyor Bayer Leverkusen'den. Ve muhtemelen hatırla sezon başı Bundesliga'ya dair şampiyon adayımdı. Sezon başında Bayer Leverkusen. Hala kaldığım yerdeyim. Oradayım. Bayer Leverkusen Bundesliga'nın en büyük şampiyon bence. O da acayip bir hikaye. Yani eğer Leverkusen şampiyon olursa Kane bütün rekorları kırmasına rağmen ilginç bir durum olacak. Değil mi? Gol anlamında. Ama ilginç. Nereye gider Xabalonzo sence? Liverpool olma ihtimali var mı? Yoksa klopla uzun süreler devam ederler mi? Yoksa ee, Bayern mi olur? Tuhel gider, oraya mı geçer? Emin değilim ya. Ee, yani ben kulübün devam edeceğini düşünüyorum çünkü Liverpool'da. Ben yani. de Bayern'in ihtimali daha yakın olduğunu evet, Yani Devam edeceğini düşünüyorum. Tabii bu senenin hikayesinin bir tamamlanması lazım önce Bundesliga'da. Çünkü daha çok uzun bir vakit var belli. Hani bir filmin ilk yarısı çok iyi olabilir de ikinci yarısı kötüyse IMDb puanınız da düşer. Alacağınız ödüller de almama noktasına doğru gidebilir. O yüzden evet harika bir ilk yarı ama bakalım ikinci yarı neler olacak. E, bu arada şey hikayesi çok güzel. Liverpool'a gidiyor. Arteta ile çocukluk arkadaşları zaten onlar. Evet. E, real Sociedad altyapısından da aynı zamanda birlikteler. Ve sonra diyor ki o dönemde Liverpool'a gittikten sonra ya burası çok güzel yaşamak için seni de bu tarafa aldıralım diyor. Ondan sonra Arteta'yı da Everton'a transfer ettiriyorlar. X de Liverpool'da komşu oluyor aynı şekilde çocukluk arkadaşı olarak. Ee, devamında da birlikte yaşıyorlar. Aynı zamanda yan yana komşu olarak yaşıyorlar Liverpool'da. Hatta daha alt seviyelerde bir arkadaşları daha var ama çok samimi arkadaşları. Onu da Wrexham'a aldırıyorlar. O da yakın Güzel. mesafe. O da orada top oynamaya devam ediyor, futbolcu yaşantısını sürdürüyor. 3 iyi arkadaş. Uzun yıllar dostluklarını sürdürüyorlar. Çok da güzel bir hikaye bu anlamda. Şimdi Yılmaz genç Türk mesaj göndermiş, Eylül ayında bir tweet paylaşmış kendisi. Arteta ve Alonso, Real Sociedad çıkışlı bu adamlar, taşları yerinden oynatacaklar. Mainz çıkışlı elit teknik adamların seviyesine bence çoktan geldiler oynattıkları futbolla. Tek eksikleri şampiyonluklar ve kupalar diyor. Göreceğiz. Yani şimdi mesela burada belki bu ekibin içinde Gerard'ın Lampard'ın olmasını da beklerdik ama olmadı. Onu düşünüyordum sen anlatırken. Yakın dönemde bu seviyeye çıkan bir İngiliz teknik adam var mı? İngiliz teknik adam yok galiba. Bak bu da bence işlenmesi gereken bir konu. Kaleci bence... ve teknik adam konusu evet. İngiltere için konuşulacak. Yani mesela İngiliz teknik adamlar konusunu geçmişte ama bak Abi yıllardan beri konuşuyorum da kaleci konusu Yıllar oldu. Birleşik, birleşik. Hadi tamam yani Nick Pop Bob... ...Pickford falan ortalama ve ortalama üstü... Ortalama ya, ortalama. Sen İngiltere'sin. Doğru işte. Mesela bunu bir konuşmak lazım. İngiliz teknik adamları geçmişten bugüne... Ama bak Britanyalı demiyorum ha. İngiltere diyorum yani. Evet evet anladım. İskoç falan demiyorum. Britanyalı değil İngiltere'den İngiliz teknik adamlar konusunda bir ayrı işleyelim. Mesela Gerard doğru yapılanmayla çıktı. Altyapı, İskoçya vesaire Ama Premier League seviyesinde o sallantıyı yaşadı düştü. Lampard. Lampard'ın belki hatası bahsettiğimiz başlık oldu. Hani Chelsea evet. olması. Yani Rooney fena durmuyor ama olur mu? O da şu anda bayadır sürekli maç kaybediyor. Evet, öyle bir durum var. Onu da ayrı bir işleyelim bir gün. Bu arada Celal Kıprızlı hocama size mesaj göndermiş. Çok teşekkür Selam ediyorum Ceral hocama. Ee, güzel sözler için çok teşekkür ediyorum. Mahcup ediyorsunuz hocam. Sağ olun. Çok Bizler sağ olun. için yazdığı. Teşekkürler Ceral hocama. Ee, Enerjiniz mükemmel demiş. Sadece o kısmını okuyayım. Yani. Diğerleri için teşekkür ediyorum ayrıca. Ee, şimdi. Bu arada şey okuyacaktım. Ee, Engin Bey yazmış. Çağdaş Hoca'yı çok beğeniyorum ben. Ee, keşke ben yurt dışından bir teklif olsa diye. Ben gideceğini düşünüyorum yurt dışına. Ee, Yakın zamanda gideceğini düşünüyorum yani. Bu arada Erol Hoca zaten yurt dışında. Ciddi. Galler'de. iyi Ve başarılı işler yapıyor. Ee, hocalarımız, arkadaşlarımız da var. Büyüklerimiz de var. Ya bu dil işi ya hayatınızda artık iyi bir teknik adam iyi bir ne iş yapacaksanız yapın. Ya bir lüks değil, mecburiyet. Ya yani her anlamda uluslararası olmak için mecburiyet. Ya şimdi mesela hep biz bunu uzun zaman söyledik. Şimdi gitti Fatih Hoca Yunanistan'a. 10 sene önce gitse gene başka bir şey yapacaktı bence. 10 sene önce, önce gitse Yunanistan'a değil başka yere giderdi. Gitti. İşte İtalya'ya keşke gitseydi. Ya zaten hep konuşuyoruz ya sen Sürekli hani tamam burada Galatasaray milli takıma saygı <laughs> duyuyorum ama Fatih Hoca uluslararası anlamda çok başka bir yere giderdi. Doğru. Yani onu potansiyelini zaten biliyoruz. Şimdi de bazı teknik adamlarımızın konfor alanlarını terk etmesi gerektiğini düşünüyorum. Katılıyorum. Çağdaş Hoca'nın da önü açık bu anlamda. Bence yapmalı. Konfor alanları bu arada gerçekten konforlu bir alan mı? O da ayrı bir tartışma konusu yani. Haklısın. Şimdi e, Jose Mourinho'dan Xabi Alonso açıklaması. Carlo Ancelotti'nin Xabi Alonso'yla açıklaması. Arda Turan'ın da e, bu konularla ilgili başka bir açıklaması var. Onları da bir... Efendim? Heh, geldi. Xabi Alonso çok özel bir teknik direktör olacak. Bayern Münih'te Guardiola, Guardiola ile, Real Madrid'de Ben ve Ancelotti ile, Liverpool'da ise Benitez ile çalıştı. Onlarla çalışan çok oyuncu var ama Xabi kadar kolay ders çıkaranı ve uygulayanı yok diyor Jose Mourinho bunu söylüyor. Diğer açıklamalara da bakıyoruz. Ancelotti diyor ki Şabi Alonso ile daha önce birlikte çalıştım ve Bayer Leverkusen'de harika bir iş çıkarıyor. Oyunu çok iyi anlıyor ve bu yüzden iyi bir antrenör. Şabi Alonso, Raul ve Alvaro Arbeloa'nın bir gün Real Madrid menajeri olmasını umuyorum diyor ve ardından 2026'ya kadar mukaveletini uzatıyor Ancelotti. <laughs> <laughs> Arda Turan'dan Simeone, Luis Enrique ve Fatih Terim'le ilgili açıklama. Diego Simeone ve Luis Enrique'den çok şey öğrendim. Simeone'nin defansif bakış açısının etkisi büyük. Enrique'den de hücum aksiyonları ve saha yerleşimi ile ilgili önemli bilgiler edindim. Simeone aynı zamanda oyunu yaşayan bir teknik adam. Burada Fatih Terim'i de örnek verebilirim. Kenarda maçı yaşıyorlar. Onların takımında oynuyorsanız, kenara baktığınızda maçı kazanmayı ne kadar istediklerini görüyorsunuz. Bu her zaman futbolcuyu olumlu etkiler. Ben de kenarda oyunu yaşamayı seviyorum, diyor Arda Turan. Onun da iyi bir teknik direktör olacağını ümit ediyoruz. Çok zeki bir adam Arda Aynı Turan. Ben de ümit ediyorum. Ben ee, ve buraya önemli. kafa yoruyor da öyle gözüküyor sanki yani. Pro lisans var mı Arda Turan'da? Henüz yok diye biliyorum. Bu arada Özkan Öztürk izliyor. Mesaj gönderdi. Oo, Özkan selam. Özkan harika bir örnek. Ara ara bahsetmiştik. Bugün bahsetmeyi unuttuk. Yeri gelmişken söyleyelim. Aynı fikirdeyim. İlk Gündoğan'ın da ileride Şabi Alonso gibi olacağını düşünüyorum. Aynı fikirde. O da Guardiola'dan çok şey öğrendi. Klopp'la da çalıştı. Ve tıpkı Alonso gibi o da notlarını tutuyor. Bir yandan geleceğe yatırımına başladı. Planlamalarını yaptı. İlk Gündoğan'la ilgili zaten Pep'in de bu yönde bir açıklaması var. İki kişi örnek göstermişti. Birisi İlkay. İlkay'di Bernardo Bernardo muydu? Hayır, sanki Bernardo. İleride çok iyi teknik direktör olacak Hı. diye söylemişti aynı zamanda. İlkay Gündoğan'ın içinde. Ben de tamamen aynı fikirdeyim. Teşekkür ediyorum. Özkan Öztürk'e. Öz, Özkan'ın da maçı anlatımının hastasıyız. Osman Altun terim mesaj göndermiş. Selam Osman. A. Serhat Umar Hoca ve Mişay Siki ve Japonya'da çok başarılılar. Hiroşima'da. Güzel. Serhat Umar Hı. Hoca da hakikaten çok, o da öğrenmeye çok açık. Öğreniyor ve kendini geliştiren bir antrenör. Japonya deyip de geçmeyin. Bak bugün Avrupa'nın Premier Ligi'nin en fazla konuşulan teknik adamlarından biri Postekoğlu'nun Japonya macerası kendisi için çok önemlidir. Doğru. Ee, Alberto, bir konuyu soracağım sana. Buyur. Barcelona Greenwood'a 10 numaralı formayı giydirmeyi düşünüyor. Abi bu çok hassas bir konu yani. Bu bence futbol dışı. Hayır, hayır demek istediğim şu aynı zamanda. Hmm. Barcelona'nın geldiği seviye nokta itibariyle de onu söyleyeyim yani. Barcelona Barcelona'sın sen ya. Onu söylüyorum anladın mı? 10 numara kim forması bu arada yani? Lyon'un. yani. Lyon'un forması. Ben buna da... çok inanasım gelme inanmak da istemiyorum fazla çok konuşayım yani. Ben mesela biraz daha genel Barcelona konuşacak olursak. Xavi'nin açıklaması da vardı hatırlıyorsun. Evet. Ya Xavi konusunda soru işaretlerim. Artıyor mu? Maalesef. Yani daha önce söylemiştim abi daha söyleyeceğim çok seviyorum ama çok soru işareti birikti içimde. Peki şimdi bazı özetleri vereceğiz. Ee, bitiriyor muyuz onları? 12 numara var mı? 12 numara? Efendim? Öyle mi? Tamam. O zaman özetlerle bitirelim. Şöyle yapalım. Mi? Bitireceğiz ama e, veda etmeden bitireceğiz, veda edeceğiz birazdan. Juventus Kazandı Roma karşısında. Kenan Yıldız 11'de başladı. Vlahovic'in yanındaydı. Partneriydi. Çok da iyi oynadı. İyi mücadele etti. Hava topuydu. İkili mücadeleydi. Baya Roma savunması ağır anlar yaşattılar onlara. Zor anlar yaşattılar. Vlahovic'e de Kenan Yıldız'a da çok iyi çarpıştılar. İyi mücadele ettiler. Ve Kenan Yıldız geliyor adım adım. Chiesa onun yerine 66'da oyuna girdi. Juventus'un Roma'yı mağlup ettiği maçın özeti ekranı gelecek. Ve ardından Milan'ın Sassuolo karşısında kazandığı maçın özetini izleyeceğiz. Erbatur 2023'e veda zamanı artık. Programı bitiriyoruz. 2024'te görüşeceğiz izleyicilerimizle. Benim dileğim öncelikle sağlık olsun. Yani ilk yürekten, gönülden dileğim budur. Sağlık olsun. Sonra da mümkün olduğunca öğrenmeye devam edelim. Kendimize yatırım yapmaya devam edelim diyorum. Ağzına sağlık beni tüm ekibin eline sağlık. Tüm sene herkes büyük emek verdi. Herkese sağlıklı öncelikle mutlu, huzurlu, keyifli bir sene diliyorum. Umarım herkes hayallerinin peşinde koşmaya ve ulaşmaya çalışmaya devam eder ve ulaşır sonunda muhteşem bir sene olsun. Seneye görüşürüz. Sağlıklı, mutlu seneler.